هكر نهاقري جير حفظا قلت بدحري قد رحبا أقوم قدحري قد رحبا. İyi akşamlar değerli Mori Video izleyicileri. Türkiye'nin Ankara kentinden herkese saygı ve selamlarımla 111. yayını başlatmak istiyorum. Fi şaşharf u vasitlap govdi şeke. Tamjime fi harzine haz, fi uzun şahs tamjime. Nişhabarey netinim, nerşi qalem dineblağanura.
Dikoş Murat Rep, Murat Rep, Dikoşer'in uzağı, Siltap Koşen, Şabere'yi dinletinim, Yibzer, Türkubzes. Evet değerli Mule video izleyicileri, tekrar herkese merhaba diyorum. Yeni bir canlı yayında sizlerle birlikte olmaktan biraz önce dediğim gibi onur ve mutluluklar içerisinde sözü daha fazla uzatmadan süratli bir şekilde Nalçe'ye bağlanalım diyorum. Evet. İyi akşamlar Murat, merhaba, hoş geldin. İyi akşamlar Levent abi, hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsın kardeşim? Öncelikle halin, keyfin yerindedir umarım. Abi her şey yolunda. Çok sağ olun, sizleri sormalı. Biz de gördüğün üzere iyiyiz. Yayınlarımızla devam ediyoruz, uğraşıyoruz. Ana vatanına bir şekilde bağ kurmaya çalışıyoruz yayınlarımızla. Ve olur ya programın sonunda unutursam şimdiden söyleyeyim. Değerli zamanında bizler için ayırdığın için şimdiden teşekkür ederim değerli kardeşim. Ben teşekkür ederim abi, davetiniz üzerine. Evet. Mole video izleyicileri, konuğumuza veyahut da şahsıma sorularınız, yorumlarınız varsa tabii ki yorumlar kısmında yazarsanız yayınımızın son kısmına kendisine ileteceğiz. Evet Murat, sorularımız bir hayli sorular hazırladım. Sana kolaylıklar gelsin diyorum ve sorularıma Sağ ol. başlayayım müsaadenle. Buyurun. Murat, az çok biz tanışıyoruz gerçi ama bu yayını izleyenler veyahut da izleyecekler arasında tanımayanlar muhakkak ki vardır. Öncelikle kendini bir tanıtırsan memnun olurum. Tabii ki. Adım Murat Kanşat. Sibilen sülalesindenim. Memleket olarak Reyhanlı Hatay. Doğuma büyüme Almanya Köln şehri. 35 yaşındayım. Meslek olarak da şınavım. Öyle diyeyim yani. Evet. Almanya doğma Almanya'da doğdun değil mi? Reyhanlısın ama Evet. Almanya'da doğdun. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Evet abi. Evet. Peki Murat, bu hemen Almanya'da doğdun deyince, peki anavatana gelmeden önce Almanya'da yaşadığın sürece dair sormak istiyorum. Almanya'da yer aldığın, yaşadığın yıllara dair sormak istiyorum. Almanya'da hangi şehirdeydin ve oradaki Çerkezlerin birliktelik anlamındaki ortamı, faaliyetleri nasıldı, neler yapıyorlardı? Derneğimiz var mıydı? Sen hangi meslekle, nelerle uğraşıyordun? Öncelikle Almanya'da hemen hemen her şehirde dernek var. Bizim Köln şehirde de tabii ki babamdan dolayı, babam yıllarca başkanlık yaptığı için dernekte ister istemez dernek faaliyetlerinde yer aldık. Dernek faaliyetleri de hemen hemen Türkiye ile aynı diyebilirim. Çünkü Almanya'daki yaşayan Çerkezlerin de %90'ı Türkiye'den olan Çerkezler olduğu için öyle aşırı bir büyük bir fark olmuyordu yani faaliyetler olarak. Hemen hemen Türkiye'deki derneklerle aynıydı diyebilirim ya. Federasyonlar olsun, geceler düzenlenilirdi, konserler, o tür şekilde faaliyetlerimizi sürdürdük dernekte Almanya'dayken. Meslek olarak da Almanya'da elektrik bölümden mezunum ben. Asıl mesleğim elektrikçilik. Almanya'da uzun süre elektrikçi olarak çalıştım. Bir süre sonra 2011 yılında karar verdikten sonra ana vatana dönüş yaptım. Evet, bu elektrik konusundan benim bilgim yoktu doğru söylemek gerekirse. Dün kısa bir biyografini isteyince orada yazdın. Aslında bunu başta söylemeseydim bu konuyla ilgili ilginç bir espriyle katacaktım. Elektriğimiz gitti, ne yapalım falan diye. Bu konuya öyle bir değinecektim. Peki Almanya'da müzik üzerine bir eğitim aldın mı Murat? Almanya'da müzik üzerine herhangi bir yani profesyonel bir eğitim almadım Levent abi. Sonuçta babam da müzisyen olduğu için direkt yani babamdan eğitim aldım diyebilirim. Küçüklükten beri 4 yaşında başladım zaten akordeon çalmaya. Yani babam sağ olsun beni yetiştirdi öyle. Herhangi bir profesyonel eğitim almadan.
Ya aslında şunu görüyorum. Şimdi senin belirttiğin gibi şimdi bu şekilde müzikle uğraşan, ilgilenen daha doğrusu özellikle gençlerimizde veyahut da büyüklerimizde aslında bir baktığımızda anne babasından, ailesinden, amcası, dayısı vesaire yakın çevresinde müzikle uğraşanlar olduğunu görüyorum. Herhalde bu genetik bir şey yani bilmiyorum. Öyle bir şey olabilir mi? Çünkü bizim de yani babamın anlattığı ilk önce büyük amcam başlamış zaten akordeon çalmaya. Sonradan babam başlamış. Babamın en küçük kardeşi de tanırsın zaten Faik Kançat. O da Pişinavı. Sonra zaten benim kuzen var Samsun'da yaşıyor Nesrem Şamil Kançat. O da Pişinavı kendisi. Benim hatta abim de küçükken çalmış da sonra bırakmış pek. Heveslenmemiş sanırım. Yarıda bıraktı abim. Ama müzik kulağı olarak abim hala şeydir yani. Hatta eskiden evde çalarken, diğer odada çalarken abim yetişirdi yanıma, yanlış çalıyorsun burada diye uyarırdı beni hemen. O yüzden Evet. sülalede bizde genetik olarak müziğe dair bir ilgi var. Evet. Aslında sorum şu şekildeydi. Akademik anlamda eğitim okullarda ve özel dersler ile alınıyor olsa da ev ortamında müzik eğitimini aldın diyebiliriz. Evet. Rahmetli babanız bu anlamda müzik eğitimi anlamında ne gibi bir yer teşkil etti sizin için? Ve müzik anlamında babanız ve yakın çevrenizi katkıları ne oldu desek ve bu anlamda müzik alanında gelişmelerinize ne gibi katkı sundular diye sorsam ekleyeceğim bir şeyler olur. Babamın katkısı şöyle anlatayım Levent abi yani bugüne gelmemin en büyük nedeni babamdır. Çünkü şansım o konuda babamın eski mahalle müziklerine çok hakim olmasıydı. Abidet'in eski müziklerine çok iyi hakim olmasından dolayı oradan bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Kendimi de geliştirdim ama en büyük pay burada rahmetli babamadır yani. Babamın sayesinde çok büyük bir adım ileri atmış oldum müzik konusunda. Ama tabii ki babam dışında da Kafkasya'dan hemen hemen birebir bir eğitim almışlığım yoktu ama video kasetler üzerinden, eski kayıtlar üzerinden o şekilde kendimi bir şekilde geliştirmeye çalıştım. Yani Evet. akademik bir eğitim olmadı bende. Ya şöyle bir şey oldu. Nalçik'te bir konservatuvar geçmişimiz oldu Nesren'le beraber. Bir 6 ay kadar sürdü. Sonra da işlerden dolayı vakit bulamadığımız için maalesef bırakmak zorunda kaldım. Evet. Burada ismini anmışken rahmetli değerli büyüğümüzün mekanı Rabbim cennet eylesin. Mekan cennet olsun diyorum. Allah rahmet eylesin. Peki Almanya'da hala görüştüğün arkadaşların falan var mı? Oraya gelip gidiyor musun Murat peki? Tabii, tatillerde Almanya'ya gidip gidiyorum. Yani sosyal medya sağ olsun, WhatsApp sağ olsun her gün bir şekilde haberleşiyoruz arkadaşlarımızla. Şu anda değerli izleyenler Almanya'ya bağlanıyoruz. Murat'ın bilgisi yok. Yakın arkadaşlarından Adem'i yayına alıyoruz. Adem. Merhabalar. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Şaşırttı yani. Hayırlı Ramazanlar. Adem Güzel bir hoş sürpriz oldu geldin. umarım. Ezan her an okunabilir zannedersem Almanya'da. Evet. Bekletmeyeyim. Kendini bir tanıtırsan Adem sevinirim kardeşim. Estağfurullah abi. Hoş bulduk. Öncelikle Levent abi ben sana teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir yayın yaptığın ve bizi davet ettiğin için. Kısaca da kendimi tanıtmam gerekirse adım Adem Şogen Orkan. Aslen Samsun Havzan'ın Hurdaz köyündenim. Almanya Münih şehrinde doğdum, büyüdüm ve hala yaşıyorum. Özel bir şirkette proje yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Murat'la arkadaşlığımıza da gelecek olursak eğer, çocukluk yaşlarında tanıştık biz Murat'la. Evet. Ben Avrupa'nın ilk derneği olan Münih Çerkez Kültür Derneği'nde büyüdüm. Murat ise Köln'deydi. İşte düğünlerimiz, derneklerimiz, çeşitli faaliyetlerimiz ve etkinliklerimizin sayesinde tanışmış olduk. Tabii pişine çalmamızın da ortak bir yönümüz olması sebebiyle arkadaşlığımız bayağı bir pekişti. Bugünlere kadar geldik.
Ve devam ediyoruz çok şükür. Murat, Adem'e diyeceğim bir şeyler var mı? Vallahi abi çok sürpriz oldu benim için. Hiç beklenmedik isim. Adem'in anlattığı gibi yani uzun yıllardır yani arkadaşlıktan daha da ileri kardeş gibiyiz yani Adem'le. Aynen öyle. O yüzden çok sevindim yani. Teşekkür ederim. Ben de çok sevindim. Aynı böyle bir ortamda bulunmaktan gurur duyuyorum şu an. Zaten her zaman biz Murat'la gurur duyduk. Onu ana vatana yolladık. Gururumuz daha fazla pekinleşsin diye. Devamı gelsin. Sadece Murat'la da bırakmayalım. Buradan İnşallah. Avrupa'daki hemşehrilerimize de bu şekilde bir mesaj yayınlamış olalım. Peki şimdi Murat aslında Adem'i biraz yayının ortalarında alacaktım ama biraz önce bahsettiğim gibi Almanya'da ezan okundu, okunacak, okundu belki bilmiyorum. Evet okundu. Bir sıkıntımız yok abi. O zaman sevabını biraz daha arttıralım. 2-3 dakika uzatalım. Adem peki Murat'ta yaşadığın ilginç anılardan şöyle aklında kalan herhangi bir şey var mı? Kısa bir anı anlatırsan sevinirim kardeşim. Vallahi abicim bizim Murat'la çok anılarımız var. Çok komik anılarımız var. Hiç unutamadığımız anılarımız var. Ama ben özel bir anı anlatmak istiyorum Murat'la ilgili. 2011 yılında Murat karar verdiğinde Kafkasya'ya gideceğini bize söylediğinde tabii ki çok heyecanlanmıştık biz de. Onun adına, toplumumuz adına hepimiz sevindik. Ama bir yerde de hafif de olsa bir üzüntü yaşadık. Çünkü Murat'ı buradan göndermek bizim için kolay olmadı. İşte hafta sonu Köln'e gitmiştik. Uğurlamaya, yolcu etmeye Murat'ı. Son görüşmemizde Almanya'daki. Orada böyle balkonda otururken ikimizin de birer tane yüzüğü vardı. Artık o zaman yüzük takmak mı modaydı neyse ikimizin de birer yüzüğü vardı. Birbirimize yüzüklerimizi vermiştik. Bunları ömür boyu saklamak şartıyla ve hala da saklıyoruz. Öyle bir özel anı geldi aklıma. Onu paylaşmak istedim şu an. Evet. Murat saklıyor muyuz yüzüğü? Saklıyorum abi ya. Saklamaz olur muyum? Çalarken takardık hep. Evet. Buradan Adem, Almanya'daki kardeşlerimize, hemşerilerimize selam iletiyorum. Murat senin de son bir diyeceğin varsa Adem'i sofraya doğru alalım istiyorsan. Abi Adem çok teşekkür ederim. Harbiden sürpriz oldu benim için. Çok sevindim. Ne mutlu kendine bana. Ben de çok sevindim. Herkese çok selam söyle. Aleyküm selam. Siz de herkese çok selam söyleyin. Bizi izlemekte olan seyircilerimize de buradan selamlar. Ana vatana da selamlar. Türkiye'ye de selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Öyle. İşte Murat böyle bizim mole videoda böyle ara sıra sürprizler oluyor. Değişiklikler güzel oluyor. Güzel sürpriz abi. Güzel sürpriz. Beklenmedik bir sürpriz. Evet. Ola ki konuklarımız, izleyenlerimiz sıkılmamıştır umarım diyorum. Hemen sıradaki soruyu sormak istiyorum. Kaçın soruda kalmıştım. Hemen şöyle hızlıca bakayım. Birkaç şeyle uğraşıyorum. Açılmış olalım. Peki Murat, Almanya'dan oradaki sürenden bahsettik. Şimdi gelelim asıl konumuz olan anavatan etabıyla ilgili sorulara başlamak istiyorum. Anavatana dönüş amacın neydi? Anavatanda ilk etapta neler hissettin gittiğinde? Zorlukları, kolaylıkları nelerdi? Çünkü sanırım Reyhanlı'dan Almanya'ya gelen bir aileden, yani Reyhanlı'dan aslı Reyhanlı olan bir aileden Almanya'da dünyaya geldin. Bir nebze de olsa, her ne kadar Almanya doğumlu olsan da Reyhanlılığı gördün. Reyhanlılığı. Sesim geliyor Murat. Geliyor geliyor. Geliyor, geliyor. Tamam. Şöyle mobil telefon gitti. O zaman biz de laptopumuzdan devam edelim. Sorumuzun sesimi almıştın acaba? Yani Reyhanlılığı'yı da aslında yaşadın. Ardından Almanya'yı yaşadın.
ve onun ardından ana vatanı yaşıyorsun. Yani baktığımızda kültürel anlamda birçok farklı bölgenin izlerini, hislerini yaşadın, gördün ve yaşamaya devam ediyorsun. Bu kadar farklı mecrayı, yerleşim alanı görmenin etkisi nelerdi sende acaba? Olumlu yanlar, olumsuz yanları ve en önemlisi dönüş sürecinden bize bahseder misin? Tabii. Dönüş sürecinden Levent abi, ilk yani şöyle anlatayım. Yani bugünden yarına hemen kararımı vermedim yani Kafkasya yerleşeceğim diye de. Ondan önce sık sık gelip gidiyordum zaten Kafkasya'ya tatil amaçlı. O sürede bir araştırmalarda bulundum zaten neler yapılabilir, ne yapabilirim gelince. Zaten ilk amaç Nelmes'te çalışmak oldu benim için. 2011 yılında Maykop'a kesin karar verdiğimde zaten bunda büyük bir etken rol oynayan da Batroy abiydi benim için Nelmes'te. O yüzden zaten gelir gelmez Nelmes'te işe başladım. Ama şöyle de bir şey diyebilirim. Yani zorluk açısından zorluk yaşadın mı dersen açıkçası yaşamadım abi. Tek bir zorluk yaşadım. O da dil konusuydu. Rusça bilmiyordum. Anlaşamıyordum insanlarla. Ama onun dışında herhangi bir zorluk yaşamadım. Niye yaşamadım? Çünkü birçok arkadaşım oradaydı. Türkiye'li. O zaman öğrenciydi hepsi. Onlar çok yardımcı oldu. Batroy abi de çok yardımcı oldu. O yüzden herhangi bir zorluk da yaşadım diyemem. Çünkü amcam da Maykop'ta yaşıyor. Kuzenlerim Maykop'ta olduğu için bana her konuda desteklerini sundular. Yani herhangi bir anlattığım gibi sadece dil konusunda biraz zorluk çektim. Ama Rusça öğrendikten sonra da tamamen benim için hayat kolaylaştı burada. Tabii garipsediğim durumlar oldu tabii. Çünkü farklı bir kültür. İnsanlar farklı bakış açıları var. Ama onlara o tür negatif şeyleri pek ne derler ona, nasıl derler daha doğrusu, pek şey yapmadım yani, arka planda bıraktım daha doğrusu. O yüzden herhangi bir negatif kötü bir anım da olmadı o konuda yani dönüşle ilgili. Peki sen kendin mi döndün, yani bireysel mi döndün, yoksa ailenle falan birlikte gelip orada ev tutup o şekilde mi bir yok ben bireysel yapayım. Olarak kendim döndüm. İlk 6 ay amcamlarda yaşadım zaten. O sürede evrak işlerimi hallettim. Evrak işlerimi hallettikten sonra işte babam, annem de Maykop'a geldi. 3-4 ay kalıp o süre zarfı içerisinde zaten kendi evimi tutmuş oldum. O sürede zaten de çalışmaya başladı. Zaten gelir gelmez ben Nalmes'e çalışmaya başladıydım. O yüzden herhangi bir sıkıntım da olmadı o konuda. Evet, o konuda da zaten sorularımız biraz sonra gelecek. Bu önemli bulduğum için özellikle biraz daha açmak istiyorum Murat bu konuyu. Almanya'da yaşarken işin gücüm vardı anladığım kadarıyla. Elektrikle uğraştığını belirttin. Bilmiyorum ekonomik anlamda karşılığı kötüydü, iyiydi artık veyahut da ailen orada, arkadaşların. Yani doğduğun büyüdüğün yer nihayetinde. Öyle bir ortamı da işi gücü her şeyi bırakıp tekrar ana vatana yerleşmek büyük bir karar aslında. Önemli bir karar, güzel bir karar. Bu kararı alırken neler düşündün? Yani nasıl gittin, niye gittin? Bu kararı alırken küçüklüğüme dönecek olursak abi zaten derneklerde büyüdüğümüz için faaliyetler, dernekteki faaliyetler her zaman ana vatana yüzümüz dönük olmasıydı. Ana vatanla ilgili ortak bağlarımız, ortak bağlantılarımız. O yüzden o konuda da babamın da büyük payı oldu bende. Zaten ama şöyle de bir şey vardı. Kimse bana illa ana vatana dönmen gerekiyor diye kimse de bir baskı kurmadı aileden. Ben kendi bireysel kararımı verip kendi o zaman hobi olarak yaptığım işi profesyonelliğe dökmek için, meslek edinebilmek için ne yapabilirim diye düşündüğümde kararımı Nalmes'le verip Maykop'a yerleşmek olduydu. Zaten küçüklük bir hayalimizdi küçüklükten beri. Tabii ki gitmeden önce oradaki hemşerilerimizle gerek iş gerek ortam. Tabii ya zaten yerleşmeden önce büyük bir araştırma yaptım zaten buralarla ilgili. Zaten gidip sık sık gidip geliyordum. Tatillerimi hep burada geçiriyordum. 2007-2008'den beri festivallere katıldık. O yüzden ana vatana dönüşü bir şekilde
kendimi bir hazırlayıp yavaş yavaş öyle yavaş yavaş kararımı verip öyle gelmiş oldum yani. Evet. Bu cevabını da ben aslında iki tane hemen iki kısmı ataçla almak istiyorum. Gerekli fizibiliteyi yaptığını, geri araştırma yaparak bu kararı verdiğini ve gittiğini belirtiyorsun. Olması gereken de oydu. Bir kişinin demesiyle ve hatta Sosur Koyu görmek için dağlarda atla Tabii tabii gezdin, tabii. görmek için hayalperest şeylerle gitmedin o Hayalimiz anlamda. zaten hayal öyleydi. İlk defa 2000 yılında babamla geldiğimde Kafkasya'ya. O zaman 13 yaşlarındaydım. Yani kafamdaki görüntü herkeste olduğu gibi insanlar atların üzerinde Çerkeskalarla bir geldik hayal kırıklığı. Öyle bir dünya yokmuş. O Evet. yüzden bayağı enteresandı yani o dönem. Evet, ya aslında küçük nüanslar olsa da bence bunlar önemli şeyler. Önemli O yüzden şeyler tabii yani. paylaşmak istiyorum. Çünkü hala bu tip şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ve ikinci çıkarttığım sonuç değerli kardeşim. Aslında biraz önce dedin görüşerek, irtibat kurarak ve de kendim bu şekilde karar alarak geçtim ki ben orada hemen şu geldi aklıma. Zaten dönüş veyahut da şuydu buydu diyenlerin birçoğu yerine yani piyasada ortalıkta bu konuya değinen insanların birçoğu bu şekilde fiziki olarak bir şey yapmasa da anavatana dönen hemşehrilerimizin genellikle kendi gayretleriyle, çabalarıyla bu şekilde döndüklerini görüyorum. Bu anlamda güzel mesajlar da ilettim bence. Umarım başarılı bir şekilde devam edersin diyorum. Peki anavatana geldikten sonra müzik eğitimini almak için bazı kişilerle de çalışmışsındır zannedersem. Hatta yaptığım araştırmada Seselko Kim ile çalışmalar yaptığını belirtti arkadaşlarımız. Adige'de ünlü ve otorite sahibi Seselko Kim, garmonist ve virtüöz ile çalıştığını duyduk. Kısaca anlatabilir misin? Seselko Kim'in çaldığı eserleri icra etme biçiminin birebir aynı olduğunu söylüyorlar. Ondan çalış stiliyle ilgili tavsiyeler aldın mı? Ve bunun gibi başka kimlerle orada çalışma imkanı buldun? Tabii Tletiroku Kim Allah rahmet eylesin bizim sadece benim için geçerli değil o Levent abi yani Türkiye'de birçok şınavının örnek aldığı bir insandı sonuçta Tletiroku Kim. Onların kayıtlarıyla büyüdük. Birebir olmasa da yani elimizden geldiği kadar Tletiroku Kim gibi çalmaya çalıştık. Zaten 2008'i sanırım Tletiroku Kim'i ziyarete gittiğimde. Yani heyecandan daha doğrusu elim ayağım titreyerek çalamadıydım hatta. Zaten Tletiroku Kim'de onu fark edince hemen şey de dedi yani heyecanlanma bildiğin kadar çal. O konuda da bayağı bir destek gördüm Tletiroku Kim'den. Bayağı püf noktalarını da anlatmıştı o zamanlar bana. Yani kısa bir eğitim yani eğitim denmez de abi bir ziyaret oldu yani 2-3 saatlik bir ziyaretti. Yani bana gösterebileceği kadar bir şeyler gösterdiydi sağ olsun. Onun Evet. dışında Tletiroku Kim dışında şöyle bir şey var şimdi abi. Adige müziklerine evet Tletiroku Kim ama şimdi bir de Nalçik'teki Kabarde müzikler farklı olduğu için benim için Nalçik'te de bir nevi hoca olarak gördüğüm Kodz Mişa vardır. Yıllardır çocukları eğitim veren burada. Kodz Mişa'nın kayıtlarıyla da büyüdüm ben. Video kasetleriyle de. 2000'de geldiğimde bir 3 haftalık bir maceram oldu daha doğrusu diyeyim Nalçik'te. O 3 hafta içerisinde sıkı bir eğitimden geçtiydim Kotmişe'de. Evet. Sohbetimin esnasında arkada bu şekilde gençliğine ve şu anki günümüze dair resimleri paylaşayım. Peki Adige Cumhuriyeti'nin Nalmes Devlet Halk Dansları grubuna hem dansçı hem de garmonist olarak yani pişinav olarak dahil oldun, görev aldın. Seni Nalmes'e direkt olarak pişinav olarak aldılar sanırım. Nalmes'in müziklerini daha önceden aşinalığın vardı diye biliyoruz. Nalmes'e pişinav olarak alınma sürecini anlatabilir misin? Ve Maykop etabından sonra Nalçi'ye geçtin. Nalçi'ye geçiş amacın ve bunun hikayesini de bizlerle paylaşır mısın? Tabii.
Nalmes'e ilk görüşmeye gittiğimde Levent abi, açıkçası ben de şınav olarak alınacağımı sandım ama bir baktım kendimi sahnede buldum dansçı olarak. Küçük bir dans geçmişimiz oldu tabii Levent abi. Almanya derneklerde, ekiplerde oynadık amatörce de. Nalmes'e işte o ilk görüşmeyi yaptığımızda o zamanki sanat yönetmenimiz Kule Muhammed teklif sundu dans eder misin diye. Ben de hiç düşünmeden ederim dediğimiz o zamanları. Zaten kendisi demişti orkestrada her zaman yerin hazır. Hiç merak etme istediğin zaman gene pişine çalarsın. Güzel bir tecrübe olmuştu benim için abi. 3 sene, 3,5 sene hatta dans ettim Nalmes'te. Ondan sonra dans kariyerini sonlandırıp öyle diyeyim orkestraya geçiş yaptım. Bir 3 senede orkestrada çalıştım Nalmes'te. Yani Nalmes'ten Michael toplam olarak hemen hemen bir 6 sene çalışmışlığım oldu Nalmes'te. O süre zarfı içinde de Nalçı'ya geliş amacım dersen abi aynı zamanda Nekuş Çerim'le de çalışıyorum. Nekuş Çerim'den teklif alınca benimle çalışmak ister misin diye baya bir düşünüp teklifi kabul ettim. Nalçı'ya yerleştim. O günden beri hemen hemen 4 sene oldu Nalçık'ta yaşıyorum. 4 senedir Nekuş Çerim'le de beraber çalışıyorum aynı zamanda. şimdi Murat resimlerine baktığımda bayağı bir solo falan vermişler. Sen birden kendin buldun dedin ama bir altyapın varmış yani. Bir cevheri de varmış dans konusunda herhalde. Sağ olsun ya elimizden geldiği kadar verdikleri görevleri yerine getirmeye çalıştık sağ olsunlar yani. Yani bir dans geçmişimiz şöyle oldu abi. Küçüklüğümüz zaten Nalmes'in Kabardinkan kasetleriyle geçti yani evlerde hatırlıyorum da yani babamın paltosunu alıp Nalmes'in dansları oynamışlığım var evde küçükken. O yüzden o bir aşılama vardı bende bir arka tarafta bir duruyordu o danslar ama işte içine girdiğimiz zaman profesyonel olarak tabii ki püf noktalarını bilmediğimiz için yavaş yavaş kendimizi geliştirmeye çalıştık. O konuda da en büyük pay bence Baturay abinindir yani Baturay abinin benimle o kadar ilgilenmesi dans konusunda. Yani o konuda Baturay abiye minnettarım yani. Evet. Onların da zannedersem yakın zaman içerisinde turneleri Evet. vardı. O şekilde birkaç gün önce turneleri sonlandı diye duydum. Nalmes dedik de Nalmes Guşal merhaba. Sürpriz dolu akşamlar. Guşal merhaba. Guşal merhaba diyorum. Tekrar sesim geliyor mu? Seste bir problem var sanırım şu anda. Geliyor mu acaba sesim? Senin sesin gayet güzel. Guşal devam Tamam. et. Geliyor geliyor. Ben sizi biraz sıkıntılı duyuyorum da istersen abi tekrar deneyelim bağlanmayı. Öyle yapalım. Ben sizi çok Sürpriz kötü mi? duyuyorum sesinizi. Şuradan hemen yazılı olarak kendisini. Şu anda düzeldi. Evet Kuşav sesin gayet net senin. Tamamdır. Kuşav Murat nasıldı? Nasıl bir çalışıyordu? Güzel oynuyor muydu? Güzel çalıyor muydu? Nalmes'ten aklında kalan bir şeyler var mı? Kısaca Vallahi şöyle bir Maykop'tan da yorum alalım. şimdi Nalmes'ten akılda kalan birçok şey var tabii ki. 6 yıl prova süreçleri olsun. Her gün beraberdik. Turnelerde oda arkadaşlığı dediğimiz zaman birçok şey geliyor tabii akla. Çok güzel zaman geçirdik Murat'la Güzel vakit beraber. geliyor. Yani 3,5 sene galiba yanlış hatırlamıyorsam 3,5 sene dansçı olarak geri kalanında şınav olarak Nelmes'te hizmet verdi. Aslına bakarsanız iki görevi de hakkıyla yerine getirmiştir. Elinden gelen her zaman en iyisini yapmıştır zaten. Şimdi de Kabardinka gibi yine bizim halkımızın önemli ekiplerinden bir tanesinde. O bünyede çalışıyor. Ayrıca Nekoç Çerim gibi böyle parmakla gösterebilecek saygıdeğer bir sanatçımızla çalışıyor. Biz de gurur duyuyoruz Murat'la.
Guşav sen gelmeden önce Guşav beni ekipteyken çok ezdi diye senden bahsediyor. Sen gel. Hiç sanmıyorum öyle bir şey diyeceğini. Ama demiş de olabilir gerçi. Doğru Murat'ı yani. Ya Guşav'ın ekibe gelmesi benim için aşırı bir kolaylık oldu abi yani. Evet bu şeyden çok güzel bir projeydi. Kabardin kanalımız ortak gösterimizdi. Çok çok zevkli geçmişti. Bizim için de anlamı büyük. Nesren de bizimle beraber burada. Çok eğlenmiştik beraber bu proje anlamında. Değeri de çok önemli bizim için. Biraz Guşav kendimi beyaz show yapıyormuş gibi hissettim. Konuklar alıyorum falan. Murat'ın bunlardan haberi yoktu. Evet. Guşav o zaman buradan da izleyenlerle paylaşalım. Yakın süre zarfında seninle de bir canlı yayınımız gerçekleşecek inşallah, değil mi? İnşallah. Yakın zamanda. Buluşmak üzere. Böylece sözünü de almış olduk. Murat Guşav'a bir şeyler diyor musun kardeşim? MyPop'ta maça dönecek herhalde. Guşav acele ediyor. Son kaç kaç bilmiyorum da. Onu biraz fark ettim maç saatinde biraz canlı. Yani aldım. Gerçekten derbiye denk getirilmiş olması büyük talihsizlik. Yok yok, maçla ilgili bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim Guşav'a da. Sizin programınıza en ufak bir desteğimiz olursa ne mutlu bize. Evet. Sağ ol Guşav. MyCop'a buradan sevgi, saygı, selamlarımı iletiyorum. Ailem başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize selamlarımı iletiyorum. Bizden de çok selamlar. Buradan size iyi yayınlar diliyorum. İzleyenlere de iyi, keyifli bir program olsun inşallah. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Sağ ol. Durum böyle. Murat Nalmeş'ten bahsederken Nalmeş'ten de bir hemşehrimizi, kardeşimizi almadan olmaz. Oradan da bir selam alalım istedim. Umarım sen de bu şekilde memnun olmuşsundur. Tabii abi, çok sağ ol. Çok memnun oldum. Evet, kaçıncı soruda kalmıştım. Evet, Nehuş Çerim'den bahsediyorduk. Peki Nehuş Çerim ile çalışmaların nasıl başladı? Şu anda ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz beraber? Nehuş Çerim'le çalışmamız 2018'de başladı ilk defa. Şöyle diyeyim daha doğrusu, ilk defa Türkiye'ye bir konsere gitmeye hazırlanırken beni aradıydı Nehuş Çerim o zaman. Benimle gelir misin? Mersin konseriydi daha. O zaman tabii Nehuş Çerim'den öyle bir teklif almak gerçekten heyecanlandırdı beni yani. Sağ olsun yanında götürdü Türkiye'ye. O zaten o süre zarfı içinde öyle bir teklif de sununca Çerim, bayağı bir düşünüp teklifi de reddedemedim. Kabul ettim. Yani benim için çok büyük bir onurdu yani Nehuş Çerim'le çalışmak. Şu anki faaliyetlerimiz maalesef bu korona döneminden sonra faaliyet olarak, konser faaliyeti olarak maalesef şu an biraz durgun. Ama önümüzde birkaç projelerle gene görüşeceğiz inşallah. Konserler devam ediyor. Zannedersem Moskova'da bir Çerkes FM, evet, Çerkes FM bir etkinliği vardı. Herhalde Haziran ayında falan ertelenmişti. Sanatçıların toplayarak katılacağı bir şey. Evet, evet. 2 Haziran'a ertelendi. 2 Haziran'da inşallah konseri gerçekleştireceğiz Moskova'da. İnşallah. Peki Nehuş Çerim'le beraber öncelikle şunu sorayım. Nalmesk ve Kabardinka olsun, ardından Nehuş Çerim'le beraber Rusya dışında hangi ülkelerde gösteriler falan sonra? Bu şekilde etkinlikler falan katıldın mı? Tabii Nalmes'le çok turnelere gittik abi, yani Çin'e gittik. Çin dışında Ürdün'e gittik, Türkiye'ye gittik, Almanya'ya gittik.
Onun dışında da Çerim'le Amerika'ya gittim. Bir geceye davet edildik. Baya bir müzik anlamında baya bir yerleri gezdik yani dünya hemen hemen dünyanın her yerine gidebilme fırsatım oldu. Evet. Peki şunu sorayım. Pardon, o biraz sonra soracakmışım zaten. Daha önce düşünmüşüm. Peki Nehuşli Çerim'le çalıştıktan sonra Kabardinka etabına da başladın bildiğim kadarıyla. Evet. Kabardinka'nın müzik grubunda da yer alıyorsun şu anda bir film. Bunun Evet. hikayesini bize biraz anlatır mısın? Ekipteki arkadaşlarımız nasıl karşılıyor acaba? Serüveni nasıl başladı? 2 sene oldu Kabardinka'ya gireli benim. Şöyle bir şey var abi, bu Nalmes olsun, Kabardinka olsun, yani bizim için yani yok Nalmes daha iyidir, yok Kabardinka daha iyidir, öyle bir ayrımına hiç girmedik. Nalmes de bizim için birdir, Kabardinka da birdir bizim için. O yüzden o konuda hiçbir sıkıntımız olmadı. Yalnız ekip işi biraz şey işidir abi. O virüsü bir kaptı mı insan zor bırakıyor. Hemen hemen 5. senem şu anda çıktı. İlk 3 sene biraz bir dinlenme amaç olarak biraz ekiplerden dinleneyim diye hiçbir ekibe daha doğrusu bulaşmadım. Ama işte dediğim gibi o virüs insanı rahat bırakmadığı için tekrardan ekip işine girmeye karar verdim. Kabardinka'ya da 2 sene önce başladım çalışmaya. Zaten oradaki arkadaşlarla da önceden de çok tanışıyorduk zaten ortak konserlerden. Çok memnuniyetle karşıladılar bizi yani Kabardinka'da işe başlamamıza. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Özellikle gençlerimizin arasında sizler gibi oradaki ekiplere gidip yer almak, oynamak isteyen gençlerimiz de muhakkak vardır. Özellikle HMS, Elbrus gibi diğer İstanbul'daki ekibimiz gibi ve diğer ekiplerde gençlerimizin böyle bir hayali söz konusudur diye tahmin ediyorum. Peki şunu özellikle ben sormak istiyorum. Sadece sohbet amaçlı bir program olsun istemiyorum. Biraz da bilgi vermek amacıyla. Şayet özel bir durum ihtiva etmiyorsa Murat, özel bir durum ihtiva etmiyorsa, bu gibi ekiplerde oyuncu veyahut da müzisyen anlamında yer almak için neler yapmalı gençlerimiz? Ve bunun ekonomik anlamda karşılığı nedir? Ekonomik anlam dışında bu tip resmi ekiplerde, gruplarda yer almanın vatandaşlık olsun, başka resmi işlerde vesairelerde olsun pozitif bir yanı var mı? Ne gibi katkılar oluyor? Bu hususta özellikle Kayseri HMS'de oynayan bir gençimizle kısa bir söyleşimiz oldu önceki hafta. Bu tip soruları da olmuştu. O gencimiz için özellikle bunu sormak istiyorum. Tabii. Ama özel bir durum ihtiva ediyorsa, şu kadar maaş mı alıyorsun, şu gibi falan, onlara değinmeden diğer kısımlarda da değinebilirsin. Ekiplerde oyuncu ya da müzisyen, tabii ilk şey hocaların baktığı yeteneğe bakıyorlar, yani herhangi bir, yani uygunsa müzik konusunda, dans konusunda zaten hemen ekibi de almazlar zaten. Bir 3-4 ay bir prova serüveni olur. O 3-4 ay içerisinde zaten hoca kendisi görüyor. Kendini geliştirebiliyor mu? Yer alabilecek mi ekipte? Ona göre zaten kararını verip kadroya dahil ediliyor dansçılar. Ama da şöyle de bir şey var abi, yani şimdi arkadaşlar için diyeyim, yani Türkiye'den bu tür işlerde bulunmak isteyip de buraya gelmek isteyenler için önceden benim önerim bir gelmeleri, bir araştırmaları. Çünkü istedikleri gibi yani bir hayal kırıklığına uğrarlar demek istemiyorum da her şeyi de bırakıp hemen bir ekibe gireyim, dans edeyim, hayatımı öyle idame edeyim şeylerine kapılmasınlar yani. Çünkü sonuçta sadece ekipte de maalesef çalışıp hayat geçindirmek biraz da zorluklar olabiliyor tabii ki. Onun dışında da yani faydaları derken artıları şöyle bir şey var abi. Sonuçta biz devlet memuru olarak geçiyoruz. Yani resmi bir iş olduğu için
Bu sosyal paketi olsun, sigortan olsun, sağlık sigortan olsun, bunların hepsi resmi olarak işliyor orada yani. Dansçılar yanılmıyorsam 20 sene sonra emekli oluyor, emekliliğe ayrılıyor. Müzisyenler herhalde 65 yaşında değil mi Nesrin? 65 yaşında evet. 65 yaşına kadar çalışıp ondan sonra emekliye ayrılabiliyorlar yani. Ama sadece ben bu işi yapacağım, sadece dans edeceğim derse arkadaşlar yani biraz daha zor olabilir yani. Önceden bir gelip bir araştırma girişimde bulunsalar daha sağlıklı olur. Evet, yani yayınımızın ilk kısmında anavatana dönüş sürecini bahsederken orada güzel bir şekilde belirttim. Burada da gene aynı şeyi tekrarlıyorsun. Yani farklı kişilere, farklı ortamlara vesairelere araştırıp bütün maddi manevi her şeyi fizibilitelerini koyup ve en önemlisi yanlışım varsa lütfen düzelt. Büyük beklenti olmadan, hani sen orada dedin herkes yamçıyla geziyor zannediyordum, ilk gördüğümde kırıldım. Evet. Yani Nihayet sonuçta abi o zamanlar yani sosyal medya olmadığı için yani hayal edemiyorduk nasıl bir yer acaba. Çünkü ayda yılda bir video kaseti elimize geçiyorsa da zaten o video kaseti ya düğün ya da konser videoları olduğu için herkes eğlenceli bir şekilde Çerkeskalarla gezdiği için öyle sanıyorduk Kafkasya'yı. Ama işte dediğim gibi 2000 yılında Kafkasya ilk geldiğimde hani bir hayal kırıklığıydı yani. Babama hatta dedim, baba dedim Kafkasya bu mu diye. O zaman küçük de anlamıyorduk tabii. O yüzden öyle bir şeye kapılmamaları gerekiyor daha çok arkadaşlar. Yani gelsinler. Yardımcı oluruz abi yani. Şey demem yani. Gelsinler misafir de ederiz. Elimizden geldiği kadar da yardımcı oluruz ama sonuçta kendi hayatları iyi düşünmeleri gerekir yani. Çünkü sahnede gözüktüğü gibi de her şey olmuyor maalesef. Çok da zorluklar oluyor yani bu işi meslek olarak seçince. Turneler olsun, konserler olsun. Çok yoğun oluyoruz. O yüzden iyi düşünmek gerekir o konular üzerinden. evet. Buradan Kayseri'deki ismini hatırlayamıyorum şimdi. Gafe solisti arkadaşım umarım bundan bir mesaj çıkartmıştır. Biraz önce belirttin rahmetli babanızla birlikte gelip gittiğini, böyle bir süreci ailenin aslında başlattığını belirttin. Buna paralel bir soru da yöneltmek istiyorum şimdi. Rahmetli babanız Ağlatan Kafe'yi yazmıştı ve besteledi diye biliyorum. Bunun haricinde müzik ezgileri, şarkı sözleri üretmiş miydi, var mıydı? Var ise bunlar yazılı olarak mevcut mu? Böyle bir arşivimiz söz konusu mu acaba? Ve çaldığı mahalli ezgileri sen de yaşatıyor musun? Bunun üzerine artılar koyarak sen de bu çalışmaları devam ettiriyor musun diye bir sual yöneltsem. Tabii. Babamın beste olarak birçok şarkısı var. Hepsi de yazılı bir şekilde duruyor, mevcut. Kafeleri, farklı kafe besteleri var babamın. Yani bunun en popüleri zaten Ağlatan Kafe. Onun dışında daha çok babam şarkı bestesi yapardı. Birçok şarkı besteledi. Zaten onları da bir şekilde derleyip burada bir albüm şeklinde hazırlamaya çalışıyorum. Onun üzerinde çalışmalarım sürüyor yani. Tek bir albüm sadece babamın şarkılar üzerine, ikinci bir albümde babamın kafeler üzerine bir projeye başlamak üzere start almış oldum yani. Evet. 3-4 sonrasındaki sorumuzun cevabını da böylece vermiş oldum. Değerli konuklar, rahmetlik büyüğümüzle böyle bahsedince bu ağlatan dansı gafeyi de şimdi sizle paylaşacaktım ama sürekli bir mesaj gelip duruyor alttan alta. Levent, ben de geldim diye bir arkadaşımız sürekli kapıyı çalıyor. Onu davet edelim, ondan sonra devam edelim. Allah, Ünsal yanlış düğmeye bastı. Ünsal merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Sürpriz üstünde sürpriz abi ya bugün. Vallahi. Vallahi beyaz şov gibi olduk ya. Evet, şimdi magazine bağlayabiliriz. Murat, hazır mısın? Hazırız, hazırız.
Murat Ünsal senin birçok gençlikten kirli çamaşırlarını dökeceğini söylemişti. Evet, bana müsaade, siz sohbet edin arkadaşlar, buyurun. Merhabalar öncelikle. Yani programın öncesini izleyemedim maalesef. Dışarıdaydım işte dolayısıyla. Bir de Eskişehir'deyim ben. Neler konuştunuz, neler paylaştınız bilmiyorum ama keyifli muhabbet olduğu belli. Az önce de galiba Faruk amcadan konu açılmıştı. Eminim keyifli de bir sohbet olmuştur. Biz de yaklaşık bir 3-4 gün önce galiba bir konuşmuştuk Murat'la. Evet, evet. Böyle benim sürekli açıp izlediğim bir video var YouTube'da. Altan Kahve'den bahsediyordunuz. Onunla ilgili bir video. Ya işte klasik çok dejenere olmuş bir durumda ya müzik maalesef. O yüzden böyle sevdiğimiz bir müzik, sevdiğimiz bir besteci, büyüğümüz. Ama müzik o kadar şey oldu ki böyle. Yani evet, insanlar da kötü niyetle yapmıyorlar ama böyle çok yanlış anlaşılan bir müzik oldu. Böyle orijinalini YouTube'da bir videoda denk gelince böyle çok sevinmiştim ve çok samimi de bir akşam muhtemelen. Oradaki ufak çocuklar da çok tatlı bu arada Murat. Kim olduklarını bilmiyorum ama. Evet, Ünsal tesadüf ben de o videoyu yayınlayacağım biraz sonra. Aa, çok güzel olur. Aynı videodan bahsediyoruz zannedersem. Muhtemelen evet. Hangi video, çıkaramadım şimdi. Ha. Burası neresi? Balıkesir miydi? Demir Kapı. Ha, Demir Kapı, aynen. 98 olması lazım, 97. Benim kafamın vücudumdan büyük olduğu dönemler. Murat'ın da tam tersi. Ünsal, bu zannedersen dizilerden önceki sakalsız halin, diziler geldi, evet. Sakal da geldi. Burası Almanya abi, Köln Derneği. O zaman Ünsallar Anadolu ateşiyle gelmişlerdi. Evet, bir ay falan kalmıştık. Aa, bu fotoğrafları ben hiç hatırlamıyorum ya. Bu anları da İstanbul. Hatırlamıyorum. İstanbul. Aynen, İstanbul. Murat midye yemeği çok sever abi. Bize gelmeden böyle bir ay önce falan midye sipariş verir hemen. Engin güzel taklidini yapıyor hatta onu. Nalçik'te midye var mı bilmiyorum. Nesren, oradasın ne sen de var mı midye? Maalesef abi. Maalesef abi, bulamıyoruz burada. O zaman Nalçik'e gelirken dayanan bir şeyse bilmiyorum. Ben de yediğim bir şey değil. Şekerleme değil de midye getirelim o zaman. Bir de şalgam seviyordun. Şalgam seviyordun galiba Murat. Şalgamı bulabiliyoruz da midye... Şalgamcı benim abi. Ha, şalgamcı nesil. Ha, doğru, aynen. Burası da şey, neresiydi? Burası Bandırma mıydı? Demir Kapı. Demir Kapı işte. Balık. Hayır. Bu deminki fotoğrafla başka yerler ya Murat. Yok yok, aynı aynı. Aynı. Ha, Yurdun Prensi gelmişti galiba değil mi? İşte Demir Kapı, Demir Kapı Festivali'ydi. Hmm. 97 olması lazım. Bizi birden 97. Sahneye atmışlardı böyle. Programda boşluk vardı. Bayar abiydi galiba. Evet, Bayar abi. Gelin dedi, sizi bir yere götüreceğim falan. Çıkın çalın dedi. Biz de Murat'la böyle birbirimize bakıyoruz. Önde de protokol oturmuş falan. İki tane çocuk sahnede çalıyor. Evet. Güzel zamanlar. Murat, Ünsal'a diyeceğim bir şeyler var mı kardeşim böyle? Vallahi abi çok sevindim Ünsal'ın da yayına katılmış olması. Ünsal benim için, yani Ünsal'la biz 97'ydi herhalde o Demir Kapı'ya gittiğimizde. 98 miydi? 98 yılında. Zaten Ankara'daki bizim evimizle dernek aynı mahallede olduğu için o zamanlar tam Demir Kapı'ya yola çıkılacaktı. Babam beni derneğe götürünce Bayar o zaman başkandı. İşte pişine falan çalınca Bayar abi şey demiş oldu. Biz bu gece Demir Kapı'ya gideceğiz. Murat'ı da götürelim. Babam da götürün demiş işte. O zaman da Ünsal'la tanıştık ilk defa. O aynen. Günden beri. O günden bu derneğe ilk girişteki oda vardı değil mi? Şey. Aynen işte, aynen. Koordinasyon odası mı? Orası. İçeri biri geldi Levent abi böyle. Almancı bir çocuk. Arkamda hatırlıyorum ama böyle akordiyonu aldı. Benden de iyi çalıyor falan böyle. Ne oluyoruz ya dedim falan. Sonra Bayer abi de işte Faruk amcadan müsaade istedi. Sonra ben tabii çikolataları görünce ikna oldum yani. Ekibin maskotu benim şimdi yani. Bir çocuk gelmiş. Çok güzel garmon çalıyor falan filan. Pabucumuz dama atıldı. Neyse ki şeye gidene kadar, Demir Kapı'ya gidene kadar bütün Almanca çikolatalarını yemiştik. Otobüsün arkasında. Neydi? Nutcracker mıydı?
Nuskınaka. Nuskınaka. Cipsler, çikolatalar falan otobüsün arkasında öyle festivale gitmiştik. Evet. En evet. Eski hatırladığım o. Evet. Bu şekilde. Ekiplerin falan tam böyle altın çağıydı o dönemler, böyle bütün Kayseri, Ankara, İzmir vesaire. Hepimizin de bildiği güzel zamanlardı yani, 90'lardan 2000'lere kadar. Biz de o dönemki büyüklerle zaman geçirmiş olmanın aslında şansını yaşıyoruz yani. Çok güzel hatıralar biriktirdik. Murat da öyle, ben de öyle, Nesren de orada galiba, o da öyle. Yani çocukluğumuzu böyle derneklerin, cemiyetçiliğin falan tam verimli olduğu, paylaşımların güzel olduğu, samimi olduğu zamanlarda geçirdiğimiz için ben kendimi çok şanslı hissediyorum. İşte o dönemde tanıştığım yol arkadaşlarımdan biri de Murat yani. Böyle güzel zamanlarda arkadaşlık başlayıp hala yıllardır devam ettiği için kendimi çok şanslı hissediyorum yani. Nesren de Murat da şu an Kafkasya'da çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Kıskanmakla birlikte özeniyoruz ve gurur duyuyoruz. Yani kültürümüze, milletimize çok önemli katkılar da yapacaklarını düşünüyorum bundan sonra. Zaten öyle de bir aileden geliyorlar Faruk amca, Bayar abi. Çocukları da aynı şekilde bu bayrağı çok güzel bir şekilde taşıyorlar yani. Kafkasya'da da diasporayı çok güzel temsil ediyorlar bence. Hem insanlık anlamında, hem karakter anlamında, hem de yetenek anlamında. O yüzden Murat'ı tanımış olmaktan çok mutluluk duyuyorum yani. Şimdi Ünsal, aslında burada hemen ben de bir önemli noktayı buradan tekrar etmek istiyorum. Derneklerimizde oluşan ambiyans, gençlerin iletişimi büyük önem arz ediyor. Bunu sen de belirttin biraz önce. Orada başlayan bir düşünce, fikir belliği, arkadaşlıklarla ileriki yıllarda başka daha güzel işlere, ortamlara vesile olunuyor, ortam hazırlanılıyor. Bu anlamda aslında senin belirttiğin güzel oldu. Hatta ben de eklemek istiyorum. 99 muydu Kayseri'de ilk yapılan festival? 2000 miydi? 98'di abi galiba. Yok, 98'di. Askerdeydim ikinci festivalde. Elbruz gelmişti. O zaman ekipler aslında olması gereken olduğu gibi ekipler diğer ya, ekip üyelerinin şehirdeki insanların evlerine dağılıyor, misafir ediliyor. Böyle bir daha da arkadaşlık, tanışma sağlanıyordu. Bilmiyorum, belki sıkılanlar oluyordu, o seramoniden hoşlanmayanlar da o zaman olmuştur ama mesela Düzce'den Doğan ve sen bende kalmıştın. Hatta bir misafir etmiştiniz bizi. Hatta son akşam o Pkhavaga, solistin Pkhavagasını avledin, sabaha yetiştireceğim demişti. Ben gece 3-4'e kadar çalışmıştım. Doğan, buradan selam iletiyorum, olur ya izlerse. Hemen o uyumuştu, gitti ben yorgunum diye. Sen 3-4'e kadar yanına oturmuştun. Git yat diyorum, yatmamıştın ama öyle. Yani orada da tanıştık, böyle şeylere sebep olmuştu. Evet, o dönemler güzel dönemlerdi yani. Henüz internet çağı başlamamıştı vesaire. Sosyalleşmek adına dernekler çok önemli bir yerdi yani bizim için. Evet. Güzel de olmuş işte yani. Umarım bundan sonra da yani yeni yetişen nesiller böyle güzel arkadaşlıklar, dostluklar kurar. İleride bunun yani meyvesini yerler yani. Murat, Ünsal'ın işleri güçleri vardır. Fazla zamanını almayalım kardeşimi. Diyeceğin bir şeyler kaldıysa onları da iletelim. Teşekkür ederim Ünsal'a yayına bağlandığın için Ünsal'cığım. Kendine çok iyi bak. Herkese çok selam söyle. Aleyküm selam. Sen de çok iyi bak. Oradaki tüm yaşantınızda, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ülke olarak selam. Zor bir dönemden geçiyorsunuz ama umarım kolayca atlatırsınız. İnşallah. Sağ çok olun. Selamlar herkese. Levent abi, sana da çok teşekkür ediyorum böyle bir güzel bir paylaşımda bulunmuş olup. Ben de ya daha önce tecrübe etmiştim ama iş kaynaklıydı. Böyle yayınlarda ben çok konuşamıyorum, utanıyorum biraz ama çok sevdiğim insanlar burada. O yüzden geri çevirmek istemedim. Tekrar beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Daha önce birkaç kez yayına da davet etmiştim. Aynı bu şekilde gerekçeleri belirtmiştim. Ben de seni tanıdığım için, bildiğim için ısrar etmemiştim. Teşekkür ederim. Zamanını verdin.
Ama yine bir daha yayına gelirsen sevinirim. Böyle de bir davetimi iletip iyi akşamlar diliyorum. Bekleriz Ünsal için yayın. Görüşmek üzere. İyi muhabbetler size. Selamlar. Saygılar. Murat, konumuz bitti kardeş. Böyle sürprizlerimiz yok. Bundan sonra emin olabilirsin. Biraz önce bahsettiğimiz video klibi de tesadüf, Ünsal'la konuşmadım bunu. Tesadüf güzel seçmişim ben de. Değerli seyircilerimize onları paylaşmak, o klibi paylaşmak istiyorum. Tabii. Mole videonun bir sözü var değerli izleyenler. Sizler de biliyorsunuz. Söz gider, video kalır. O hesap burada Abzeh İsa, birebir tanımıyorum. Altta logosu vardı. Böyle bir çalışma yaptığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir anı yapmış, bırakmış.
Kendisini tanımıyorum. O yüzden yayınlama konusunda izin isteyip isteyemedim. Fakat genele açık bir video olduğu için bu şekilde logosunu da kapatmadan yayınlamak istedim. Umarım anlayışla karşılar. Yapmış olduğu çalışmadan dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Mekanı cennet olsun değerli büyüğümüzün tekrar. Allah rahmet eylesin. Allah unutturacak acılar vermesin diyorum Murat tekrar. Murat sesim geliyor mu? Geliyor geliyor abi. Murat biraz önce şarkıyı dinlerken bir soru geldi aklıma. Sen orada kendini tanıtırken nerelisin, dene uşuş diye sorduklarında Reyhanlı mı diyorsun, Almanya mı diyorsun, Türkiye mi diyorsun yoksa My Hope, Narçik falan mı diyorsun? Çoğu beni Almanya'dan geldiğimi bildiği için bana Alman ismi takıyorlar hep şaka olsun. Ben de hep kendimi Alman olarak tanıtıyorum şaka olsun diye de tabii. Türkiye'li olarak tanıtıyorum kendimi. Almanya'da doğdum büyüdüm diyorum ama asıl memleket Reyhanlı Hatay. Öyle tanıtıyorum kendimi. Evet. Reyhanlı düğünlerini sormadan olmaz Reyhanlı ortamını. Onu da finale doğru soracağız. Hemen sıradaki konuşayım şöyle biraz daha. Kaçıncı soruda kalmıştı? Hemen orayı kaçırdım. Bir hayli yorumlar geliyor. Hemen bu yoğun trafikten dolayı onlara bakamamıştım. Onları da yayınlayacağım şimdi biraz sonra altta. Evet, sıradaki sorumuz. Hep de ana vatanına baktığımızda Baturay olsun, Uşav olsun, Neslen kardeşimiz olsun, senin gibi olsun, sanat anlamında ve diğer ismini sayamadığımız şekilde iş, camia ortamında gençlerimiz söz konusu. Bu şekilde üretimler sunuyorlar. Özellikle sanatsal olarak almak istiyorum ben bunu. Sizler gibi gençlerimizin sanatsal anlamda üretimlerde bulunması, sahnelerde olması, oralarda nasıl karşılanıyor acaba? Diasporadan geldiler falan diye farklı mı bakıyorlar yoksa ne bileyim tereciye tere mi satıyor bunlar mı diyorlar? Nasıl bir yaklaşım var? Yaklaşım olarak gurur duyuyorlar abi sonuçta yani diasporadan buraya gelip burada kültürel amaç olarak emek vermiş olmak buradaki insanlar için gurur verici tabii. Şöyle bir şey diyebilirim kendi adıma yani çünkü buradaki insanlar alışkın yani Türkiye'den dönüş yapmış olanlar için ama Almanya'dan bizzat Almanya'dan gelip ekiplerde yer almak insanları biraz şaşırtıyordu. Hatta şöyle de bir anım vardı Nalmes'te. Çocuklar inanamıyordu yani benim Almanya'dan gelip Nalmes'e çalıştığımı inanamıyorlardı. Şey diyorlardı hatta çok gülüyorduk ona. Ya Murat diyorlar sen uçağa binince aklın neredeydi diyorlardı buraya geldin ne düşünüyordun acaba diye. Onu da hiçbir zaman unutmuyorum. Bakış açısı mı diyeyim artık ya da diasporada yaşamış olmamızın verdiği acı demeyeyim de özlem diyeyim yani. Özlem daha çok. Ya o özlemle geldik bir şekilde ana vatanımıza mesleğimizi icra ediyoruz şurada yani. O yüzden de çok da pozitif bir şekilde karşılıyorlar bizi. Evet. Ya şey merak ettim. Belki bu ekranda şimdi canlı yayında sorulacak bir şey değil ama ya burada biz bizeyiz. Yabancı yok vallahi. Ben hep öyle değerlendiriyorum. O ikinci kısımda dediğimi diyenler oluyor mu acaba? Kulağına geliyor mu? Belki direkt söyleyemiyorlardı belki. Yani tereciye tere mi satıyor bunlar? Yani oradan kalktılar, geldiler, Kabardinka'da çalıyorlar, Nalmes'te oynuyorlar, solo yapıyorlar, şuydu buydu falan gibi. Yani farklı bakanlar da oluyor mu ya, yani? Şimdi her şeyi masaya yatırmak gerekirse. Çok farklı bakan oluyor abi tabii. Nalmes zamanında bayağı bir sene, bir buçuk sene herhalde ağlıydı yani çocuklar bunu kabullenip beni artık şey yapmaları. Çünkü dediğim gibi buradaki insanlarda bir şekilde Almanya hayali, Türkiye hayali olsun. Bize de tam tersi Kafkasya hayali. Kafkasya'ya geldik Almanya'yı bırakıp ya da Türkiye'den gelen arkadaşlar. O yüzden yani anlatıyoruz ya anlayan anlıyor anlamayan da pek bir şey de şey yapamıyoruz açıkçası. Evet yani
bilmiyorum, belki izleyicilerimiz ne alaka Levent bu soruda diye diyebilir ama yani her şey var yani. İyi de var, kötü de var. Tabii, farklı var, yorumlar da var. Her şeyi ortaya yatırmak lazım gelir diye düşünüyorum. Evet, çünkü ana vatanı veyahut da insanların hepsi tamamı orası cennet veyahut da hepsi kötü veyahut da hepsi iyi gibi genellemeler. Ben yanlış bulduğumdan bu şekilde yaklaştım. Yanlış tabii abi, tabii. Umarım yanlış anlaşılmamışım. Bu arada selamlar geliyor bol bol. Onları yayınlıyorum. Evet. Peki kısaca da olsa biraz önce bahsettin ama ana vatana dönerek müzik, dans anlamında veyahut da orada çalışmak anlamında oraya gelmek isteyenler ne gibi önerilerde bulunabilirsin Murat? Başta da söylediğim gibi abi tekrardan tekrarlayayım da yani ana vatana dönüp sadece dans edip ya da sadece müzik işleriyle uğraşıp belki herkesi memnun etmeyebilir yani çünkü o kadar da kolay bir nasıl derler bir meslek değil aslında öyle baktık mı. Ben sonuçta şu an 10 senedir 11. senem şu an ben bir şekilde alıştım artık burada yaşamaktan hayatı bildiğim için o yüzden tekrarlıyorum yani. Öyle bir niyeti varsa arkadaşların önceden bir gelip bir araştırma yapmaları daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Evet. Yani ben kendi adıma konuşayım kimseye diyemem yani gelin dans edin bizde çalışın bizde o yüzden herkes bir gelip önce kendisi bir araştırma yapması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ya zaten bu sanatsal işlerde sen belirttin ekiplerde. Hoca bakıyor 3-4 ay bakıyor yani bu Türkiye'den geldi diye hop diye oynatıyorlarsa vallahi ben yani, de geleyim yani. Ben kendi adıma ben ilk girdiğimde yani dansçı olabilecek bir kapasite yoktu yani. Aşırı biraz kiloluydum açıkçası. İlk defa o zaman bizim sabahları klasik dersleri oluyordu. Yani. Bale. Baleye ilk girdiğimde hayatımda bale yapmadım yani. Bale hocası hatta şey demişti Batur abi onu hatırlıyorum. Bu mu dans edecek diye. Kestiremedim gözünde yani dans edebileceğim ama işte o 4-5 ay içerisinde bayağı bir kilo verdim. Verdiğim süreçte bir de forma girdiğim zaman tabii hoca da memnun olduydu ondan sonra. Memnun kalmıştı benden. Evet. Peki sanatsal çalışmalarına devam et. Paralelinde bir soru sormak istiyorum. Albüm çalışmaların yaptın mı? Var mı? Veyahut da yaptıysan da bundan sonra devam edecek mi? Veyahut da hiç yapmadıysan olacak mı? Sen kendine ait bir albüm çalışması yapıyor musun? Veyahut da hedefinde var mı? Abi albüm çalışması şöyle. Çok vakit, çok zaman alan bir iş. Yani hemen bir albüm yapayım bir ayda maalesef olmuyor. Hatta daha dün Vital'le beraber bir kayıt yaptık. Hatta daha bu sabah 10'da şu stüdyodan çıktım eve gittim yani. O kadar akşam 8'den sabah 10'a kadar oturduk ve bir parçanın %25'ini %30'unu anca bitirebildik. Çok zaman aldığı için benim de kendi vaktim çok az olduğu için yani o işler biraz vakit aldığı için biraz daha bekleteceğim yani. Ama proje var, proje hazır. Evet. Hop diye olmuyor bu işler. Özellikle. Tabii hop diye olmuyor maalesef. Evet. Çok vakit alan bir iş. Böyle de kısa bir kesit çocukluğundan bahsederken atacaktık kaldı. Onu da paylaşayım dedim. Tombul tombul yanaklar dediğin gibiymişsin Murat. Evet. biraz daha sanatsal sorular sormak istiyorum Murat. Evet.
Diaspora ezgileri, müzikleri, dansları orada yani ana vatanda Şep'te sanat camiası ve halkta nasıl karşılanıyor? Arada benzerlik, farklılıklar anlamında kıyaslama yapabilir misin? Kıyaslama şöyle yapabilirim abi, diaspora ezgi olarak şu an yani sanat camiasında %80'i, %90'ı sanatçıların yüzü artık diasporaya dönük müzik konusunda. Çünkü diasporada şöyle derler burada, diasporada daha çok korundu müzik kültür açısından. O yüzden şu anki ekipler içerisinde olsun, sanatçılar, şarkıcılar olsun, İlk etapta diasporadan çıkmış olan müzikler üzerine çalışma yapmaya başladı herkes. Tabii dans konusunda farklılıklar mahalli düğün açısından bayağı bir fark var tabii. Yani buradaki oynanan mahalli düğün ile Türkiye'deki oynanan mahalli düğün arasında bayağı farklar var. Yani sanırım hatırlayabildiğim kadar en son burada Şeşen oynamaya ne zaman başlandı Nalçık'ta? Herhalde Talip abilerin 2005 Talip abilerin dönemiydi herhalde. Hatti dönemi. Talip abi Şeşen'in Nalçı'yı getirdi diye söylüyorlar zaten Hatti'deki arkadaşlar da. O yüzden Talip abinin sayesinde de burada bir Şeşen furyası başlamış oldu yani. Ve abi, şu an bakıldığı zaman abi Nalçık'taki mahalli düğünlerde hemen hemen herkes Talip abi gibi oynamaya çalışıyor tabii, ama Talip abi o işin kralıydı yani. Buradan da Talip abiye selamlar. Aslında haberi yok da meşhurdan bağlayabilirsin. Tabii Talip abi daha iyi anlatır o dönemi. Benim burada olmadığım için o daha iyi bilir o dönemi. O yüzden Talip abi bayağı bir emeği geçti o konuda burada. Evet. Şimdi onun esprisini yapıyorum ben de Kayseri'de falan özellikle. Talip'in Şeşen'i out, Cihat Onur'un Şeşen'i in diye öyle bir Kayseri'de isimleri anlıyorum o hesap. Peki halk beğeniyor mu peki bu diaspora ezgilerini? Yani sanatçılar dediğin gibi özellikle Aslan diye başlattı herhalde. Ondan sonra müzik olarak vardı belki daha önceden, yanlış söylemeyeyim ama benim şimdi aklıma gelen. Mesela Nalmes Diaspora zaten bir klasik, orada Reyhanlı'da bir düğünde gördükten sonra Şeşenler bir şeyler yapıp şöyle bir koreografi oluşturulmuştu. Ama bu seyrekti, ama şu anda baktığımızda sanatçılar da daha fazla işliyor. Artı evet. Artık o yani Nalçık'ta, Kafkasya'da oyun stili ne diyorlar ona? Zafak mı diyorlar artık, orada ne diyorlar, teperise mi diyorlar, neyse bildiğimiz Anadolu'daki şeşen dediğimiz dansa doğru bir gençlerimizde meyil var. Yani onların da hoşuna gidiyor zannedersem bu. Tabii. Şu an zaten düğünlerin %80'i şeşenle geçiyor burada, teperiseyle geçiyor artık. Eskisi gibi sadece kafa oynarlardı burada Nalçık'ta. Şu an tamamen değişti o yani. Tam tersine döndü. Artık hep şöperisi üzerinden yürüdüğü için. Sanatçılar da tabii abi şöyle de bir şey var. Artık sosyal medya var yani, eskiden gitmeler gelmeler zor olduğu için. İnsanlar daha doğrusu bilmiyorlardı burada. Hatta benim evde Almanya'da kaldı o kaset. 85 yılındaydı babamlar ilk geldiğinde. Radyoya gitmişlerdi, oradan bir video kaseti vardı hatta. Orada ilk defa Ağlatan Kahve'yi çaldıydı babam yani Garmon'da. 85 yılında, o günden beri artık o bilgi alışverişi yapıldığı için sanatçılarla Türkiye'deki arkadaşların arasında bayağı bir etken oldu yani diaspora buraya. Tabii ama şöyle de bir şey var, hani beğenmeyen de var. Beğenmeyenler de çıkıyor maalesef. Yani, onlara da bir şey diyemiyoruz yani, anlatamıyoruz yani. Doğal yani, insandan insana fark olacaktır illaki. Evet. Hemen şurada görünce yorumda mesela Kaya Şenvar abi yazmış, sanırım izleyiciler Murat'tan Pişine çalmasını istiyorlar. Bir canlı Pişine şeyi yazmış ama Kaya abi bu programın kötü tarafı canlı müziği müthiş şekilde berbat ediyor. Ses rüzgar sesi gibi bir acayip geliyor.
bu kullandığımız yayın platformu bu şekilde bir şeye el vermiyor. Ama yine aralara hemen bir hazır kliplerimiz var. Onlardan hemen şu sorudan sonra atabilirim. Peki bu soruyla paralel yine bir soru sormak istiyorum. Adı Geçerkes müziklerin diasporada çalınan müzikleri aslında uygun çalınması konusunda senin düşüncelerin nelerdir? Modern ezgi metotlar ile bezenmelerini yoksa otantik şekilde korunarak icra edilmesini mi daha çok doğru buluyorsun? Otantik şekilde şöyle olabilir abi. Şu an zaten teknolojiye bir şekilde de müzik konusunda da ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yani ayak uydurmak zorundayız. Ama bu da şöyle bir şeydir. Teknolojiye ayak uydurmak zarfıyla otantiğinden de çıkmama şeyi olması lazım. Yani otantiği orijinali nasılsa bence öyle de kalması lazım. Yani her şınavı kendi stilini katabilir ama o şöyle olur. Orijinaline çıkmadığı sürece. Orijinalinden çıktığı zaman zaten o müziğinde pek bir anlamı maalesef kalmıyor. Evet. Bunu aslında Murat sadece müzikte değil dansta da görüyoruz. Mesela diaspora danslarımızı icra ediliyor ekiplerde veyahut da biraz önce senin dediğin gibi salonlarda vesaire. Biraz daha bunu değiştirelim, farklılık katalım diye. Biraz ya, kirlilik de oluşturuluyor aslında. Yani sadece ana vatanda değil. Bu şekilde bir şey dediğim anlaşılmasın lütfen. Bu bizim diasporada da söz konusu. Biraz daha ekibi ritim kazandıralım, şuydu buydu filan diye. O güzelim yerel şeşen zaten yok olmak üzere gençlerimizde. Ekip dansına döndü. Çıldıracak gibi hırçın bir şekilde, hızlı bir şekilde şeşen oynanıyor. Ama şu bizim İhtiyarlarımızın şöyle el sallayarak, yavaşça şöyle ellerini sallayarak o otantik şeşenimiz maalesef bir hayli azaldı. Ekipçi şeyine döndü. Bu dansta da görünüyor. Hatta ismi neydi sizin? Pikachu çalan kısa boylu arkadaşın ismi. Söylemeyin yalnız aramızda kalsın. Onun Muhammed miydi? Bir koreografisi çalışmasını izledim Instagram'da. Teperüç üzerine altına dedim vallahi olmadı dedim. Bence fazla bir şeyler katma dedim. Böyle şeyler de yaşanıyor. Bunlar içinde ne diyeceksin? Sadece hani eski dansçısın biraz da dans yönüyle ele alsak. Ekiplerde sahnelerin diasporadan gelen dansları şöyle bir, ya sonuçta akademik bir ekibe öyle bir dans koyulunca ister istemez akademik olarak da bazı şeyler değiştirilebiliyor yani. Sonuçta Nalmes'te diaspora dansını dans ettiğimizde öyle bir yani mahalli danslarına baktığımızda evet figürler birbirine benziyor ama sahnelediğimiz şekilde değil aslı. Sahnelediğimiz şekil aslı şey yani akademik şekilde sahnelemeye çalıştığımız figürler olmuştur yani. Gerçeğine baktığınız zaman 3-5 hareket alırsınız oradan. Sahnelenmeye başlanınca ister istemez o akademik havası giriyor bu işin içine. O yüzden sahnelenince maalesef danslarda da özünden çıkmış olabiliyor bazen. Yani illaki olacak ama bunu ne bileyim. O artık şeydir Levent abi. O sanat yönetmenin bakış açısıdır artık. Ona biz karışamayız tabii. Sanat yönetmeni nasıl görüyorsa ekipteki işler öyle yapılıyor sonuçta yani. Yani özellikle gençlerimiz buna katılmayacak mı? Mesela babam Kayseri'ye gittiğimde öyle bir düğün mühim bir şey oldu mu şöyle dans veyahut da müziğe şöyle hızlı bir şey çalışıyor. Bunlar ne falan anlamıyorum diye kızıyor. Getirin şuraya Kayhan'ı diyor. Bizim Yağan Şamil eskilerden arkadaşımız. Yani eski otantik büyüklerimizi dinlediler mi onlar? Müthiş zevk alıyorlar. Hani biraz demode eski şeyde kaldı. Mesela denilir o zamanki eski şinavularımızın tarzı ama fazla da yok etmeyelim diye düşünüyorum. Dansımızı da müziğimizi de. Şöyle de bir konu var o konuyla ilgili abi. Buradaki insanlar için diyeyim. Mesela ders verdiğim çocuklar bazen sorar. Ya bize de diaspora müziklerini öğret. Hep şu açıklama yapayım. Diaspora müziği öğretirim sana diyorum ama sen o hissi veremezsin diyorum. Niye diye soruyor.
Çünkü sen diasporada yaşamadın. O ortamı görmedin dedim. Yani ekipler için de geçerli abi. O diaspora havasını, o diaspora ortamını yaşamayan insan hani isterse havada 5 tane periyot atsın, olmaz yani. O bir abidet olmaz yani. Bir abidet olmaz yani. O diaspora havasını yaşamış olması lazım. Orada biraz vakit geçirmiş olması lazım yani. O hissiyatı verebilmek için. Pişine için de aynısı abi. Yani mahalle müzikler çalan var burada. Çalmayan yok da ama o hissiyatı vermiyorlar maalesef. Çünkü niye veremiyorlar? Çünkü orada yaşamadılar. Diasporadaki ortamı bilmedikleri için. Yani burada bir Tamade'nin Şeşen'e çıkması şöyle diyeyim yani. Burada çok düğünlere katıldık. Türkiye'li arkadaşlarımız işte Türkiye'den Tamade'ler gelip dansa çıktığında buradaki yerli pişinavlar Şeşen çalmaya başlayınca hemen bakarım yani. Bir Tamade Şeşen'e çıktı mı ona göre bir Şeşen de çalmak gerekir. O körüyü ona göre ayak uydurması için. İşte o onlar tamamen şey olaylar abi. O diasporada yaşamış olup da o şey o detayları görüp öyle icra etme ne derler ona? Öyle icra etmek gerekir diye düşünüyorum yani. Evet, evet katılıyorum. Hemen şöyle hemen diğerdeki. Şimdi gene ana vatanla ilgili bir soruyla devam etmek istiyorum. Sosyal medyada veyahut da diğer çalışmalarda gördüğüm kadarıyla mesela klasik müzik tarzında orkestralarla bizim ezgilerin sahnelenmesi benim çok hoşuma gidiyor. Bugüne kadar izleyemedim. Özellikle Adige Senfoni Orkestrası bu anlamda sanki bir adım daha ileri veyahut da daha çok denk geliyorum. Bilemiyorum bu anlamda bir şey gitmedim ama çok hoşuma gidiyor. Onun gibi Kabarda Hov Murat var mesela. Onlar da en son Asker Berbekov. Onlarla bir türne yapmışlardı Berbekov askerle. Daha şöyle nasıl diyeyim modern şeylerle bezediler. Ondan sonra Astemir Apanas biraz daha böyle isimler falan var. Biraz daha Moskova merkezli, biraz daha geniş şeyleri falan yapıyorlar. En son Nesren'in de yer aldığı güzel bir adiye yok. Misaras, Misaras diye, Şabzeraras diye. Güzel bir çalışma yapmıştı. Hemen şimdi aklıma geldi. Bu tip çalışmalar nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu tip çalışmalar hakkındaki düşünce nedir? Yani sadece bir akardiyon, doli, kaçiç haricinde farklı şekillerde de icra edilmesini. Rap de diyebiliriz belki. Caz, maz, bilmem ne. Nasıl değerlendirirsin? Şöyle değerlendiririm abi. Yani sonuçta bir senfoni orkestrası olarak da bizim Adige müziklerin icra edilmesi gerekiyor yani. Sadece bu halk müziği olarak bir şeyine baraban kaçış olarak kalmaması gerekiyor. Tabii maalesef vakit olarak pek zaman bulamadığım için açıkçası da takip de edemiyorum. Ancak sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla Murat Kabardokov'un bayağı büyük işler yaptığını, Sankt Petersburg'da ya da Moskova'da bizim müzikleri icra etmesi çok gurur verici bir şeydir zaten. Ama dediğim gibi zaman konusunda maalesef pek takip edemiyorum o tür çalışmaları. Ancak sosyal medyadan denk gelince öyle yani. Yoksa çok başarılı buluyorum yani olması gereken de. Evet. Şöyle süratlice seyircilerimizin yorumlarına da bakıyorum. Bol bol selam var. Mesela oradan herhalde Mari Murat Kua Murat Udaci demiş. Türkiye'nin farklı şehirlerinden Almanya'dan özellikle bol bol federasyon başkanımız Verego Zati, eski federasyon başkanımız Yıldız Hanım da özellikle selamları var, iletiyor. Gene aynı şekilde şöyle hızlı bir şekilde bakıyorum. Bir iki tane soru görmüştüm. Onları hemen soracağım. Murat bu arada 1,5 saat dedik. Şu an tam 1,5 saat olmuş. Şöyle hemen sorularımdan hızlandırarak peki Çerkez müziğini dünya genelinde tanıtmak için neler yapılabilir veyahut da neler yapmalıyız?
Çerkez müziklerini dünyada tanıtabilmek için neler yapılır? Tekrar şeye dönecek olursak, mesela senfoni orkestrasına dönecek olursak, Kabardokov Murat mesela, o tür bir çalışmaları da oluyor sanırım yurt dışında. Daha çok projelere imza atmamız gerekir açıkçası. Yani dans konusunda evet, dans olarak dünyaya tanıttık kendimizi. Ama artık da müzik konusunda da bir şekilde tanıtmamız gerekiyor kendimizi. O konuda da profesyonel bir şekilde, profesyonel insanlarla beraber ciddi projeler yapılırsa daha sağlıklı olacak. Profesyonellik şart, maddiyat şart. Maddiyat şart, profesyonellik şart, evet. Maalesef her şey maddiyata döküldüğü için, yani maddi anlamda gerçekten sponsor mu diyeyim ya, ciddi bir sponsor olmadığı sürece çok zor yani. Şimdi özellikle diasporadan bakınca ben şöyle düşünüyorum. Ana vatanla ikili ilişkilerin gerek bireysel gerekse devlet demeyeyim, biz burada devlet değiliz ama oradaki kamu kuruluşlarıyla irtibatın önemli olmasına gerek olduğuna düşünüyorum. Şöyle, bu da aslında ona bir örnek teşkil edecek. Farz-ı misal, buna katılmayanlar farklı şekilde alabilirler ama sponsor bulamıyoruz. Bir gece yapacağız. Hemşerilerimizden 3 lira ver, 5 lira ver. Bu iş gittiği yere kadar gitti aslında. Ve para verecek hemşerilerimiz de azaldı. Ve onlar da bence sıkıldı. Bilmiyorum, benim o kadar param olmadığı için bu kadar bir şeyde sponsor olmadım ama 3-4 kere gelip benden para isteseler ben de sıkılırdım diye tahmin ediyorum. Her neyse. Bunun şeyi bir bakıyorum. Mesela klasik müzik, biraz önce dedim, Maykop Devlet Senfoni Orkestrası'nı atıyorum. Burada Rusya Büyükelçiliği ile irtibat kurulsa, Kültür Bakanlığı ile, Adige Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ile bir şeyleri, yani resmi devletsel anlamda veyahut da tiyatro gruplarımız, bilmiyorum, böyle bir şeyler yapılmalı muhakkak. Yani artık bizim gücümüzle, sponsor olarak şeylerimizle ulaşabileceğimiz yere kadar. Kolay değil, şimdi oradan bir nalmesi getireceksin. Resmi, hiçbir derneğimiz getiremez. Resmi, hiç gerek yok. Dediğin gibi abi, resmi yollardan yapılmadığı sürece bu kurumlar üzerinden, Kültür Bakanlığı üzerinden, yani çok zor yani. O kadar kişiyi başka bir ülkeye götürmek sadece dernek üzerinden, federasyon üzerinden. Yani çok büyük bir yükün altına girmiş oluyor insanlar. Ondan sonra Maykop'ta çok güzel bir tiyatro sahnenin, Şumaf diye, ben sosyal medyada paylaşıyorum mesela. Çok güzel şeyler oluyor orada örnekleriyle falan diye özellikle bu başlığı atıyorum. Mesela Yemkuş Anzor'un şu son tiyatrosunu kesinlikle Türkiye'ye getirmemiz lazım. Hı hı. Biz izlemeyelim. İstanbul'da o sanat camiasının olduğu bir sinyal. Çünkü onlar İngilizce tiyatroyla bakıyor, Japonca'ya bakıyor, anlaması da bakıyor sanat camiaları. İstanbul klasik müzik, caz festivali diyor, klasik müzik festivali var diyor. Yani biz gitmeyelim, dinlemeyelim. Amaç o olmasa da olur. Dünyayı tanıtmak için, yaşadığımız toplumları tanıtmak için bu şekilde materyalleri, araçları değerlendirmek gerekiyor. O konuda mesela konu dışı olacak biraz ama yani Gürcülere baktığımız zaman ya Gürcülerde ciddi bir devlet desteği var o kültürel anlamda. Devlet. Adamlar yani gezmediği ülke kalmadı. Herkes mesela, ben daha hatta Almanya'da derneklerde, ekiplerde oynarken çeşitli festivallere giderdik yani. Sahneye çıkmadan önce Çerkezkaya'yla durunca yani gelip siz Gürcü müsünüz diye sorarlardı direkt bize. Dünyada propaganda yani. Gürcülerin yani başarılı bir şekilde bu propagandayı hala sürdürüyorlar. Ciddi devlet desteği aldıkları için. Yani ciddi olarak yapıyorlar. Evet. Murat, ben sorumlarımı aslında tamamladım. Zaten saatimiz de doldu. İstiyorsan şöyle bir dakikalık bir klip atalım araya. Ondan sonra Mole Video'da yeni bir format, yeni bir şeyi ilk defa sende ortaya koyacağız kardeşim. Öyle mi? Tamam. Evet, ilk defa. Bakalım ne olacak? Tamam abi, okey. Thank you.
Değerli Mole Video izleyenleri, Avrupa'da yapılan bir etkinlikten böyle bir rahmetli büyüğümüzü tekrar anmak için böyle bir klip seçmiştim. Evet, Murat, şimdi konuklarımızdan birkaç da soru geldi. Onları iletmeden önce yeni format dediğimiz şu. Cümleler vereceğim, sorular vereceğim ve bunlara tek kelimeyle, tek şıkla, iki şıklı sorular soracağım, birisini isteyeceğim. Bazılarında da mesela bir kelime söyleyeceğim, hemen ona cevabını, o kelimeden sonra aklına gelen ilk kelimeni söylemeni isteyeceğim. Yani hem şıklı hem de direkt cevap vermen içinden geçen, ilk cevabı vereceğin şekilde sorular yöneltmek istiyorum. Süratli bir şekilde. Hemen şuradan dosyamı da açayım. Evet, tek kelimeyle cevaplar diyoruz. Hangi takım tutuyorsun Türkiye'de? Fenerbahçe. Evet, maç ne oldu bilmiyorum. 1-0'dan son. Fenerbahçe kazandı. Facebook'ta yayınlamıştım. Sonuç belli. Mole Video izleyin demiştim. Reyhanlı düğünleri mi, Naçik düğünleri mi? Reyhanlı tabii ki. Şeşen dansında Alihan mı yoksa Talip mi? Talip. Aslında Nesren mi diye yazmıştım. Talip'i tanıdığın için Talip'e çevirdim o soruyu. Peki dans etmek mi, müzik yapmak mı sence? Müzik. Beypazarı sodası mı, Guruş'a mı? Beypazarı sodası. Abi her gün Guruş'a içtiğimiz için özlüyoruz. Tamam, sen Guruş'a getir, ben sana bir kasa DJ'yle beraber şey sözüm olsun. Garmon mu, akordeon mu? Akordeon. Şeşen mi, kahve mi? Kahve. Salüve yoğurtlu mu, yoğurtsuz mu? Yoğurtlu. Şaşlık mı, delen mi? İkisi de değil abi artık. her gün yediğimiz için abi artık yiyemiyorum. Şaşlıkta delen de artık uzak duruyorum oralardan. Ayşe ablanın sarması desen daha politik bir cevap olurdu. Kesinlikle Ayşe ablanın sarması. Evet. Şıklı sorulardan bitirdim. Sıra
tek kelimelik yanıt vereceğin sorulara geliyor. Molevi diyor. Arşiv. Nalmes. Hayat. Kabarinka. Hayat. Şek. O da hayat. Baksın. Nasıl abi? Baksın, baksın. Baksın. Baksın ilçesin diyorum. Ses gelmiyorsa baksın. Anladım. Kola. Ben olsam asayiş derdim. Baksan'ın kolası meşhur. Elbruz da. Aşk. Nalçik. Ev. Maykop. Ev. Ve son sorum Reyhan'dan biberli ekmek. Efsane bir hayat. Öyle diyeyim artık. Olsa da yesek diyorsun şimdi. Evet. Nesren orada aslında. Nesren'de şöyle bir ekranı alabilir miyiz? Şimdi değerli izleyenler, seyirciler, Anavatan'da Sohbetler serisine daha önceki yayınlarımda bahsetmiştim, başlayacağımızı belirtmiştim. Murat kardeşimizi neden seçtim bu serinin ilk programda derleyecek olursanız, gençlerimiz özellikle tanıtmak istiyorum. Büyüklerimizle de inşallah sohbetler yapacağız ama gençlerimizden bir giriş yapalım dedim. Gençlerimizle sohbet edelim. Onların günümüz bakış açısıyla daha farklı bir bakış açılarıyla ele alalım dedim. Tanıtmak istedim. Ve bu şekilde gençlerimiz var aslında Anavatan'da ama Baturay bir Baturay nereden geldi? Murat biraz önce Avrupa'dan geldiğim için daha çok şaşırıyor diyorlar. Şimdi Türkiye'den gelen birkaç giden birkaç kişinin örnek var ama Avrupa'dan cidden az. Üniversite için giden de herhalde az değil mi Murat? Üniversite için gelen pek tanımıyorum kimseyi abi Avrupa'dan. Jane sadece dil eğitimi için geldi. Jane geldi dil eğitimi. Almanya'dan geldi. Yani o yüzden özellikle bundan dolayı ilk teklifim sana oldu. Bu şekilde Maykop'tan, Nalçik'ten gençlerimizle söyleşilerimiz devam edecek. Zaten Ramazan ayı içerisinde de sözünü aldık. O şekilde yayınlarımız olacak. Bir gencimizden sonra dedimin biraz önce ismini aklım oradaydı ondan zikrettim. Pek de genç olmasa da artık yine bir orta yaş kuşağı arkadaşımızla yayınımız devam edecek. Nesren merhaba. Merhaba abi. Nasılsın, iyisin? Evdekiler de iyi. İyiyiz abi, çok şükür. Sen daha sık görüşüyorsun herhalde bizim evdekilerle. Sorularımı nasıl buldun? Senin bu sorulara ekleyeceğin, vereceğin bir yorum var mı? Kısaca diyeceğin bir şey var mı desem? Alındığında mı soruyorsun bu soruyu abi, sana yayına kadar sorularla alakalı yardımcı olamadığım için yoksa? Yo, aklıma geldi bu soruların özellikle sosyal medyada da yayınlıyorum. Bir 7-8 kişiye yazdım, dönebilenlerin içinde Ziya Şen var, Kaya Şen var, abilerime teşekkür ederim. İkişer soru onlardan geldi. Buradan da teşekkür ederim. Çünkü yayınlıyorum katkı sunun diye. Dönüş olanlar olursa seviyorum tabii ki. Evet Nesren, konu oradan değildi. Senin ekleyeceğin bir şeyler var mı cevaplara? Abi öncelikle eline sağlık. Ben yaptığın yayınlarla alakalı biraz bahsetmek istiyorum. Aslında aynı aileden kişilerin birbirine böyle çok atıfta bulunması çok doğru değil belki bizim toplumumuzda ama ne olursa olsun yaptığın işi yaptığın işe çok büyük saygı duyuyorum. Eline koluna sağlık. Evet. Özellikle bu yayınla alakalı konuşacak olursak da yani
Benim zaten düşünsem de düşündüm tabii de aklıma gelebilecek sorular değildi. Bence gayet yerinde, olumlu, hoş sorular oldu. Eline diline sağlık. Tabii ki o tür sorular sorabilmenin sebebi de Murat abinin o tür sorulara uygun olan bir insan oluşu. Eline sağlık, Evet. yüreğine sağlık. Keşke Eline herkes sağlık. senin kadar uğraşsa, çalışsa, böyle güzel işler yapsa. Ama İnşallah şey, bir yani tekrar dediğim gibi hani akrabalığımızdan dolayı söylüyor değilim bunu. Bir de bizimkilerin bir sözü var ya hani ne gupaşıt humra ne gubumrazır diyorlar ya hani yüz yüze söylenen atıfla arkadan kötü konuşmak aynıdır falan gibisinden. O yüzden çok abartmak da istemiyorum ama eline koluna sağlık abi, yüreğine sağlık. sağ olun. Yani özellikle anavatanda izlenme oranları yüksek. Bu anlamda ben çok mutluyum Nesrin. Yani %30, %40'ları bulan bir oran var ki bu ciddi bir oran. Zannetmiyorum ki Türkiye'de hiçbir yayın kuruluşu, kurumun yayınları vesaire bu oranı daha sağlayamadı. Bu anlamda en azından Nalçe'ye gittim ve o mole videoda diyorlar vallahi benim hoşuma gidiyor. Evet, tanıyorlar İstiyorsanız seni. arkadaşlar hemen gelen birkaç soruyu sorayım. Burak Baydemir yazmış. Kabarinka neden 2-3 yılda bir Türkiye'ye turne yapmıyor? 25 yıl sonra geldiler. Bu çok uzun bir süre. Pandemi döneminde bile insanlar salonları doldurdular nitekim diye. Not düşmüş. Nalmesi daha çok görüyoruz. Türkiye'de Kabarinka neden böyle oldu? Organizasyondur yani, bilmiyorum abi, yönetimle organizasyon arasında geçen bir şeydir, onu biz bilemeyiz. Evet, Ama az önce doğru. bahsettiğimiz sıkıntılar da tabii vardır abi. Bir ekibi Tabii tam yani. kadroyla getirmek, onların yol masraflarını karşılamak, konaklama masrafını karşılamak, bunlar çok, yani ben bizzat kendim bu işin içinde olduğum için hani Kabardinka Nalmes haricinde de biz Zerabzi'yle geldiğimiz zamanlardaki yapılan organizasyonlardan bahsediyorum. Bırak 60-70 kişiyi 10 kişilik bir kadroyla gelip de onu zarar etmeden bu organizasyonu tamamlamak ciddi anlamda çok zor şeyler. Bir de senin söylediğin gibi sponsor faktörü çok önemli. Yani sponsor olmadan yapılacak şeyler değil maalesef. Ki Nalmes daha sık gelebiliyor olmasının sebebi de sponsorluk haricinde devlet katkısıyla resmi organizasyonlarda da bulundular. İnsanlar Nalmes'i çok seviyor. Evet, Kabardinka'yı da çok seviyorlar. Ama özellikle resmi organizasyonlarla alakalı Kabardinka neredeyse hiç gitmedi herhalde yani. Evet. Evet. Bu soruyu da yönelttikten sonra cevap başka yere gidecek aslında diye de şey yaptım. Şöyle hemen yorumlara bakıyorum. Bol bol selam var arkadaşlar. Avrupa'dan, Türkiye'den. Abdullah Hızel abimiz yazmış. Bakayım ne yazmış. Kendileri başarılarıyla kabul ettirebilmiş bu gençlerimizle gurur duyuyoruz. Hepsi çok yetenekli gençler. Çok emek vererek kendilerini ispat eden gençlerimiz bunlar. Eminim kolay değil diye bir not düşmüş. Hemen şu altta da bir soru vardı. Hemen onu bulayım. Ünsal Özcan yazmış. Mahalli kahve ve şeşenlerin çoğunun uzun yayla kökenli olduğu söyleniyor. Ama bazılarında Reyhanlı, Suriye ve İsrail bölgesinin olduğu iddia ediliyor. Bu konuda ne düşünüyorlar diye Ünsal sormuş. Konuda almayacaksanız abi açıklama yapayım Kayseri olarak. Ben Sonuçta yok ya. çıkabilirim. Sonuçta Gayser. Gay. benim de annem Kayseri olduğu için sen de şimdi dayım sayılırsın abi. Yok şimdi Nesren Sivaslı. Gayserilere oradan taş atmayın demişim. Evet yani ikinizden de buna cevap rica edeyim. Ünsal yabancı değil ikinize de sordu bence bunu. Doğru söyle yani. Çoğu kafeler zaten o Colan dediğimiz bölgenin kafeleri olduğu için ya da Abidet'e ait olduğu için Uzun Yayla'ya has kendi kafeleri de var. Vardır da ama çoğu müzikler Ürdün, Suriye, Reyhanlı. Aslında bunda Evet. şey de etken değil mi Murat veyahut da Nesren? Belli bir kaynak yok. Yani sözlü bir şeyler gelmiş. Sözlü gelen şey Evet, atıyorum evet. Reyhanlı'da duyuldu ama Kayseri'de duyulmuyor. Düzce'de duyulmuyor.
Ondan dolayı hani sözlü tarih biraz tam doğrulu şekilde devam ediyor. Halbuki... Yani Reyhanlı konusunda yani ben kendi babamdan duyduklarım yani. Çünkü sınır direkt Suriye olduğu için gidip gelmeler oluyordu. Misafirler oluyordu. Şinaviler gelip geliyordu. Ürdün'e gidiliyordu sık sık. O yüzden o kafeler orada çalınıyordu diye babam kendisi de söylüyordu. Ya. Hatta bende de eski kayıtlar vardır yani. Ürdün'de çalınan kafeler bugün Türkiye'de icra ediliyor. Çoğu kafelerin aslı Ürdün Suriye tarafıdır zaten. Abidet dediğimiz müziklerden kaynaklı. Şeyde de bir video serisi yayınlıyordum işte. İlk videoya şey yazdım. İkincisinde hemen yorum geldi zaten. Uzun Yayla Kafeker diye Adiye bize yazıp öyle bir eski kaset kayıtlarından klipler yapmıştım. Yayınlarken hemen ikinci diye şey geldi. Abi dedi sen bunu Uzun Yayla diyorsun da bu şey dedi. Ürdün dedi. Yani müzik bilgim yok. Yanlış bir şey yapmamak için ben onu Uzun Yayla'yı sildim. Şekes Kafeker diye bir başlık attım. Yani diaspora şeyleri diye. Artık Reyhanlı mıdır, Kayseri midir, Ürdün müdür? Onu tespit edecek bilgim de yok, şeyim de yok ama bu konuda bazıları iddialı. Ona atıfta bulunmuş zaten şey Ünsal da herhalde. Onunla alakalı ben bir şey söylemek istiyorum abi. Bunun o dönemde teknolojinin elverişli olmayışından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani hangi kafe nerede yazıldı, hangi bölgenin daha fazla müziği var, kafesi var. Bu tartışma çok açık bir konu. Ama hiçbirimiz bunu bence şey yapamayız. Nasıl söyleyeyim, reddedemeyiz diyeyim. Yani. Ürdün kafelerinin ne olduğunu biliyoruz. Hangileri olduğunu biliyoruz. Zaten çok fazla sayıdalar. Bir kere Abidet'in kendi stilinden zaten anlaşılıyor hangi kafenin Ürdün tarafından olduğu olmadığı. Ama belki de sayının fazla oluşu, belki de Uzun Yayla'nın nasıl söyleyeyim, daha büyük oluşu mu diyeyim, daha sık, daha fazla insan olduğundan mı, daha iyi birbirlerine tutunduklarından mı, neyse de mahalli Çerkez müziğini en iyi koruyabilmiş bölgelerden bir tanesi diyebiliriz Uzun Yayla için. Yani ben demiyorum ki mahalli müziğin hepsi Uzun Yayla çıkışlıdır. Zaten buradaki sorudan onu anlıyoruz. Asla öyle değil. Ama Uzun Yayla'nın kendine has mahalli müziği vardır. Voredleri vardır. Bu işin derlemeleri de yapıldı. Albümler de yazıldı. Gayet güzel projeler de yapıldı. Aynı o şekilde Ürdün'den çalışan, muhteşem işler yapan insanlar var. Yani mesela Faruk amcanın bestesinde, kendi Vored'inde 60'larda yazdığı parçayı kendisi bu zamana kadar getirerek, yani her ne kadar teknoloji el vermediyse de kendisi bizzat bu işle meşgul olarak bunu buraya getirdiği için biz bugün biliyoruz o parçanın bestekarını, söz yazarını. Ama diğer mahalli müziklerin hepsinin kimin yazdığını, nereden çıktığını bilemeyiz. Abide müzikler, Ürdün'de çalınan mahalli müziklerin birçoğu Adige'de mesela çalınıyor benim bildiğim kadarıyla. Yani sırf orada üretilmiş müzikler de değil. Ama mesela Reyhanlı müziğini, yani ben belki bu işin içerisinde olduğum için biraz anlıyorum. Bir melodiyi duyduğum zaman ben derim ki aha, bu Reyhanlı'da yazılmış bir müziktir bence. Ya da mesela bir Uzun Yayla kafesini, kimin yazdığını, kimin bestelediğini bildiğimiz bir Uzun Yayla kafesini Reyhanlı'da çalınırsa onu da ayırt ederim. Yani derim ki aa bak, bu Uzun Yayla da yazılmış bir beste ama Reyhanlı stiliyle çalıyorlar gibisinden. Yani herhangi bir bölgeyi diğerinden daha aşağıda tutmayı ben çok doğru bulmuyorum açıkçası. Sonuçta UNAS bizim çok büyük bir şeyimiz yok. Nasıl söyleyeyim? Dışa puanta diyorlar ya, bir çok büyük bir kasemiz yok. İçine doldurabileceğimiz müziklerimiz aşırı derecede fazla değil. O müziklerimiz bizim olduğu için sevinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, sonuçta nereden? Sonuçta bizim Adigeler müziği. Kesinlikle. Yani şey yapmamak lazım o kadar. Mahalli Çerkez müziği. Yani bu bir tartışma konusu olmamalı bence, evet. Çok fazla. Tabii ki bilinmeli nereden çıktı, nasıl oldu ama Uzun Yayla kafesini tanımayacak çok fazla Çerkez yoktur Türkiye'de. Aynı o şekilde Abide'nin müziklerini tanıyamayacak insan yoktur çok fazla. O yüzden bu bir tartışma konusu bence çok fazla olmamalı. Ama bilinmediği için mesela seni düzeltmişler. Sen Uzun Yayla Kafeker diye paylaşmışsın. Abi bunlar Ürdün müziği diye söylenmiş. Bu düzgün bir şekilde, düzgün bir dille söylendiği takdirde bende sıkıntı yok. Bak sen de bir düzeltmişsin, yok. Gayet güzel. Tabii. Yani bunu şey iddia edenler oluyor şu an. Yani nihayetinde sizin de belirttiğiniz gibi
Bu işin var Kayseri'si, Düzce'si, şunu bunu yok. Hepimiz Adiye'yiz. Hepimiz ortak aynı kazandan besleniyoruz. Aynı ortak kazandan faydalanıyoruz. O yüzden fazla yanlış iddiacı olmakta biraz şey diye düşünüyorum. Mesela Apazya'dan da izliyorlar. Mari Murat Kuya'ya Apazya'dan selamlar diye yazmış. Murat Can bir not düşmüş. Özellikle okumak istiyorum. Murat mahalli olarak diasporada, düğünlerde, ekiplerde çalmış ve daha sonra Kafkasya'da profesyonel olmuş, fakat hiçbir zaman mahalli ve profesyonelliği birbirine karıştırmadan, müzikleri bozmadan iki taraflı olarak mükemmel bir şekilde icra edebilen nadir pişnavelerden bir tanesidir. Abi kamerada dedi. Sıkıntı oldu. Şimdi hemen hallediyoruz. 2 saniye. Heh, tamam, ses geliyorsa düzeltebiliyorsan düzelsin. Sesle devam edin o zaman. Zaten telefonu aç istiyorsan neyse. Yani Murat'ın özellikle mahalli anlamda ikisini de devam ettirebildiğine Muratcan not düşmüş. Teşekkürler. Evet. Yıldız Başkanım, ben de teşekkür ederim birçok yayınımızı. Abdullah abi Maykop'tan bu yayın için teşekkür ederiz demiş. Özellikle. Abdullah abiye de. Hemen soru var mı? Şöyle hızlıca yayınlıyorum. Okuyamadım. İnşallah kötü bir şeyler yazmam diye atıyorum onu. Çok doğru, evet. Evet. Ünsal Özcan demiş ki tabii bu ayrımın hiçbir önemi yok ama iddia haline gelmesinin çok yersiz olduğunu düşünüyorum diye not düşmüş. Tam olarak bahsettiğim şey oydu abi. Evet. Hepimiz aynı şeyi diyoruz. Yani ben uzun yaylarıyım diye her şey uzun yaylardı demem. Yani o da diye ben de diyeyim. Yani oradaki insan da müzik yapıyor. Şuradaki de yapıyor. Zigora Zefet ne demiş? Ben de okuyayım. Mole Video ailesine kamera önü kadar kamera arkasında bizlere bu eşsiz anılar oluşturmasına yardımcı olanlara da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varlar diye not düşmüş. Ve Anavatan'da izleniyor bu yayınlar. Yine Anavatan'dan tanışmıyorum. Zavur yazmış. Selamun aleyküm fip şaşar fuva acgehkem diye bir, şimdi düşen bir mesaj. Ve aleyküm selam Zavur. Sigvape huas netim psomi mükvede okus vodke voblagar sigvapes tamjim zimaku görüm diskozen zirizukun sizo aserim. Değerli arkadaşlar, 1,5 saat dedik, 2 saat oldu. Son olarak demek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şeyler kaldıysa onları da alalım ve yayını sonlandıralım. Abi öncelikle sana çok çok teşekkür ederim bu yayına davet ettiğin için bizi. Ben de Mole Levent YouTube kanalını sık sık takip ettiğim için gerçekten çok büyük bir emek sarf ediyorsun abi. Sana da çok teşekkür ederim. Sana da başarılar dilerim. Kameranın sesiniz şarjı geliyor abi. Devam edin. Nesren. Ben söyledim zaten, tekrar teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık. Bir daha aynı şeyi tekrarlamaya çalışayım. Herkes kendi yapabildiği, kendi yetenekleriyle veya nasıl söyleyeyim, kendi işiyle bu nasıl söyleyeyim, halka bir şeyler katmaya çalışmalı bence. Ve sen de onu kendi yaptığın işle çok iyi yapıyorsun. Eline koluna yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Evdekilere ben, çok selam. Ben teşekkür ederim. Aleykümselam. Bizden de selamlar. Ekranınız gitti. Görüşmek üzere. Sağ olun. Değerli Mole Video izleyicileri, 1,5 saat dedik, yayına başladık. Özellikle 2 saati şu anda, tam 2 saate giriyoruz. Yayınımıza katılan, izleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Yorumlarınızla bizi yönlendirirseniz, olumlu olumsuz yorumlarınızla yönlendirirseniz seviniriz. Paylaşarak, yayınımıza katkıda bulunarak daha tanınması için sizlerin de katkılarınız olursa tabii ki ayrıca kanalım adına memnun olurum. Evet, bu hafta Nalçik'e bağlandık. Nalçik'ten 2 değerli kardeşimizle sohbet gerçekleştirdik. Anavatan'dan sohbetler özellikle ileriki yayınlarımızda
gençlerimizle, büyüklerimizle devam ettireceğiz inşallah. Tabii ki bunun arasında diğer farklı şekilde yayınlarımız devam edecek. Diyasporada Yaşayan Çerkezler serimiz devam edecek. Ondan sonra ana dilimizle haddiler üzerine güzel bir program yaklaşıyor, geliyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda güzel şeyler de ortaya koyacağız. Her yayında yaptığım bir yayın duyurusunda yaparak programı sonlandırmak istiyorum. MyCop'la program yapamıyorum. Diyalekt sorunum var. Özellikle şu anda bu yayını izleyen MyCop'ta yaşayan büyüklerimiz de var. Abdullah abi özellikle izliyorsun bu konuda. Şurada görünce ben şey yapayım. Gençlerimizden bu Molev diyor'ya gelerek bütün altyapısı benden olmak kaydıyla sohbetleri, soruları iletecek, bu söyleşiyi yapabilecek insanlara ihtiyacım var. Söyleşi için tam olarak anlaşabilmek lazım. Benim dilimin seviyesini zaten hepiniz biliyorsunuz, ediyorsunuz. Bu anlamda katkıya ihtiyacım var. Anavatan diyorum, hayatta Nelçik'ti, Mayhoplu, Çerkes'ti, kıyı boyu Şapsır'dı, ayırmadım. Ayırmam da o yüzden oralara da gitmek istiyorum. Oralarda da ilişkilerim var ama olmuyor. Yani sohbet edemiyorum. Diyalekt sorunum var. Bu anlamda gerek anavatandaki gerekse Türkiye'deki özellikle genç olursa daha güzel iştahlı çalışırlar diyorum. Katkı verirseniz sevinirim. Vermezseniz de bu şekilde devam edecek. Yapacak bir şey yok. Yapabileceğim bir şey yok. Evet. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle esenlikler diliyorum. Açmadı sapkın akıl yine uvanı kıpkır uvata kır uteten udunem bizim akşam git hıda dişir dip sar kapşaş bizler tuman uzmada Dibiyam qağaşaş Bizler taşa çıma dosu çırı Taşa cami driqo Başa şıqam sıç pısıçım Hip sajar sıt hoşın Bizler taşa çıma dosu çırı Sözü şatır fısak Siz şatır tek vatu Vğa uza kvabam yimak Siz şatır tek vatu Vğa uza kvabam yimak